Hadi başladık, hadi başlıyoruz. Hoş geldiniz Beyaz TV ekranlarına efendim. Söylemezsem olmaz. Bomba gibi haberleriyle bugün de ekranlarınızda Yağmur Çevik, Arto, Hande Sarıoğlu. Ay senin ağzını yerim ya, ne güzel açtın ya. Tam istediğin gibi oldu evet değil ya. Mi? Üçüncü yaşlanın son gününe geçiyoruz. Ve kız sen bugün böyle. Benim açılışımı ya elini beğendin. Törpülüyor, ya elini törpülüyor, ya elini parlatıyor, ya yüzünü yapıyor. Diyorum ki ay şöyle bir başla, bir başla. Başladı bugün. Saksı değilim. Perşembe bugün. Dün nasıldık? Yağmur böyle. Vallahi ya. Dün bana şey demişler, dört mevsim gibiydiniz. Evet vallahi bir ağlıyoruz, bir gülüyoruz, bir sırıtıyoruz, bir şey. Yılmaz Morgül'e çok teşekkür evet, ediyoruz. Evet çok güzel. Ayağına sağlık. Bütün içtenliğiyle, bütün dürüstlüğüyle ne olduysa burada yaşadı. Aynen. Ağladı da, güldü de, bizi güldürdü de, ağlattı da. Çok teşekkür Benim ediyoruz. Benim sosyal medyada görüyordum. Yakından ilk defa gördüm gerçekten. İyi bir adammış, sosyal medyada gördüm, iyi bir insan. Evet. İyi bir insan. Sen nasıl buldun? Ben yanında gerçekten nasıl davranacağım konusunda tereddütlerim vardı. Ama o da Zeki gerçekten gibi. Şöyle ama yanına geldiğinde seni kendi ruhuna kaptıran bir ruhu var. Evet. Aynen. Direkt bir ambiyansı var. O karaktere bürünüyorsun. Sen bambaşka bir insan olabilirsin. Sen aslında hiçbirimiz ne sen Yağmur'dun ne sen Arto. Evet. Hiçbir bambaşkaydık. Ben de böyle yapıyordum. Hepimiz Yılmaz Morgül'ün askerleri. Bir de çok iyi bir televizyoncu. Ben nasıl müdahale edeceğim bilemiyorum şu an. Bir de iyi bir televizyoncuydu. Çok. O yüzden de bizim işimizi çok kolaylaştırdı. Evet. Çok rahatlattı bizi. Ama bana yıllar önce Zeki Müren'in o zamanki çok ünlü modeller vardı. Etrafında yılbaşı çekimi vardı. Funda Güngör'ü alıp dans etmesi gibi oldu. Seni dansa kaldırması. Evet. O bana geri döndü biliyor musun? Flashback oldu. Yani o da biliyorsun Zeki Bey'in prensiydi Yılmaz Morgül. O yıllar aklıma geldi. Bir yılbaşı dansı gibi. Kuğu gibiydin zaten. Ay iyi seneler diliyorum evet. Artacığım. İlk defa iyi bir şey söyledim kadın için. Ay bugün ne oldu? Maşallah. Ay bu arada birine daha teşekkür etme. Miami'den benim Lara'm, Laracığım. Vay bu her şeyimi halletti. Çok önemli işler halletti. Size anlatacağım. Merak size et. Bir Miami seyahati hediye edebilirim. Sen alabilirim. Başımıza taş yağacak. Başımıza taş yağacak. Bu cimrilikle bize Miami seyahati ısmarlayacakmış. Ay, sen bizi önce şu köprüden öteye geçir. Siz Miami seyahati önce. Olana kadar çok daha... Ay. Hadi başla. Ay hadi başlayalım. Hadi. Yine gündemimiz şöyle önüme alıyorum. Bir akış var ya Rabbi. Maşallah. Ekranlarınızdan hiçbir yere ayrılmayın. Bugün her bir ama. Haber. Ben bugün çok bugün beğendim. Aa, beni beğendiniz evet. mi? Evet, ben çok beğendim. Bugün türbe yeşili bir... falan dedin ama yo çok güzel. Evet. Yeşil yakışmış çok. Mı? Ay çok teşekkür Gözlerinle, ediyorum. Ay beni övüyorlar. Evet yani ama bu çok bir kere teşekkür olur. Ediyorum. Hani ama doğru arada yapın da. Doğrudur yani. Ay çok teşekkür ederim. Bana şey demişler yorumlarda. Arada Hande Hanım elbise giyer misiniz demişler. Ben de durun dedim size dedim hemen elbise giyeyim. Yönetmenim. Dön. Ya şöyle bir gelsene şöyle boyundan görünmen lazım. Şey mikrofonlarım var Arto. Şu her yerin gözüksün ki. Beni şöyle bir elbisemle şey yapar mısınız? Bunun efendim? Poposu hayatım şöyle, estetik. Şöyle. Yalan söylüyorum. Ya of. Değilim. Şuradan şuraya gitmek nasip olmasın. Bak bir hafif kıvrı. Yemin ediyorum. Dön. Ben değil. Söyleyeyim mi nereden estetik anlarsın? Estetik nasıl değil ya? Değil. Aa, Artucuğum nereden ya? Anlarsın? Ne? Eğer dokununca bir sertlik varsa... Yağmur gel. Beni dokunur musun? Benim öyle ben geliyorum. Bak şimdi. Dokun. Ne fark eder? Yakışmış. Hülya Avşar'dan ne eksiğin var? Şöyle elle. Kız Allah. Don giymiş olmasın sakın bu hayır, ekstra hayır, şey olanlar. Ya yani çok sert yalan değil. Hani ama var ya kendi squat baby. Squat baby. Squat mı? Jimnastik. Bakarsan dağ olur, bakmazsan dağ olur efendim diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben biraz spor kaldım. Olsun. Güzel. Bir gün öyle, bir gün öyle. Bak ama birbirimize çok böyle ton olarak ekranda üçümüz yan yanayken bak şimdi bak bir ekrana bak. Şu an uyum içindeyiz. Kıl büs gibi. Maşallah. Maşallah efendim. Maşallah. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Çok güzel enerjik girdik. Sizlerin de katılması adına HNDSR benim Instagram adresim. Blok Yağmur'u. Arto Dalga. Ve en önemlisi Arto bizi. Arto Dalga en önemlisi. Söylemezsem Arto olmazdı. Arto Dalga en önemlisi.
Uğur Kotan yazın en önemlisi. Uğur Kotan canım benim. Efendim söylemezsem olmaz. Official Instagram adresimizden bizlerle ilgili yorumlarınızı, haberlerle ilgili katkılarınızı sizlerden bekliyoruz. Biz yorumlarken siz de bizimle yorumlayın istiyoruz. YouTube'umuz söylemezsem olmaz. Hadi başlayalım. İlk konumuz Cem Yılmaz ve Necla'sı diyeceğiz. Yani şey geliyor aklıma. Leyla ile Mecnun olacaklar yakında. Evet. Ben size diyeyim. Bir bakalım hadi bakalım ne olmuş, yeni gelişmeler var Cem Yılmaz Necla cephesinde. Sus. Cem Bey hayırlı olsun ilişkiniz. Efendim nasılsınız? Necla Hanım. Abi. Cem Bey hayırlı olsun ilişkiniz. Efendim nasılsınız? Necla Hanım. Abi. Bize bak, efendim bakın bu görüntülerle ilgili hemen bizim kendi özel şahsi muhabirimizin görüntüleridir. Söylemezsem olmaza özel görüntülerdir. Mustafa'nın Mustafa'cığım öpüyoruz çok, seni. Çok İlk kez yan yana görüntüleniyor Cem Yılmaz ve Necla'sı efendim. İşte ekranlarınızda. Evet. Bir ama arkadan sürüyoruz. Mustafa'yı da canlı alalım. Onunla da bugün yine görüşelim. İstihbarat şefimiz olarak Uğur Kotan bize bu çok Uğur önemli Kotan detaylar. Bu Uğur Kotan niye öne geçti ki yani? Niye Mustafa'yı almıyoruz? Hayır, niye Mustafa'yı da almıyoruz? Mesela. Mustafa'yı da alalım. Evet. Mustafa'yı da alalım. Mustafa'yı da alalım efendim. Emirciğim. Yağmurcuğum. Canım. Ne gibi istihbaratların var Necla, Cem Yılmaz cephesinde? Dün zaten Necla story atmış. Ay, o story çok komikti ya. Diyor ki ben alkollü devamlı hem de çok yüksek alkollü kokteyller yaparım diyor. Soruyorsunuz diyor bilmem ne. Ama şimdi tabii artık ünlendi ya. Tabii. Şimdi geri bastı. Dedi daha ki Ramazan geliyor artık dedi. Artık ben sizi dinlemek istiyorum ve alkolsüz kokteyller kokteyl hazırlayacağım. Kokteyl değilmiş. Mokteylmiş alkolsüz i̇şte, olanlar. Onun mokteyl, adı da mokteylmiş. Mokteyl oluyormuş. Biz de yeni öğrendik efendim. Evet. Olsun her gün yeni bir bilgi diyoruz. Tabii. Bilmemek ayıp eğitim değil, şart. Öğrenmemek ayıp. Eğitim şart. Her gün bir şey öğreneceğiz. Zaten böyle böyle gelişeceğiz. Dün bir story attı. Cem Yılmaz'ın gösterisindeyim dedi. Zaten Cem Yılmaz'ın gösteride artık bir sevginim var demiş. Bu bundan İlan doğurur. Etti. Bak seyret bak bu bundan doğurur da. Şey gibi diyorsun. Çocuk ahu gibi. Ahu bak gibi. Bu da şıftırtır bir tane şıftırtır. Çocuk. Ama bir, bu eğlenceli kadın. Bir video paylaşımımız da var. Ha, evet ona bakalım. Kendi doğal akışında bir de onu izleyebilir miyiz efendim? Ekranlara bir taşıyalım hemen. Bak. Beri Necla Hanım bizi unutacak mısınız? Yok Trakya mezelerini anlatmayacak mısınız denmiş. Anlatmayacağım kusura bakmayın biz yiyeceğiz hepsini artık dükkan kapandı. Niye yapayım ki böyle bir şeyi? Tabii ki de yapacağız. Daha yapacağımız bir sürü şey var üstelik. Sadece şimdi birazcık iştahım kapandı benim. Yemediğim şeyi nasıl paylaşacağım canım ya? Boş tabak mı koyayım oraya içerik diye? Çoğuş değil. Duymamış olayım bir daha. Alkolsüz kokteyl yapacak mısınız diye çok soru geliyor. Ben kendimi anlatayım yeni gelenler oluyor. Ben yüksek alkollü içkiler üzerine böyle eğitimlere gidiyorum. İkinci seviyeyi bitirdim ve dolayısıyla içeceklerimin içerikleri çoğunlukla alkollü oluyor. Sizi de yanıltmak istemem. Amacım sadece içecek yapmak değil, yüksek alkollü içkilerle içerik hazırlamak. Ama Ramazan'da böyle değerlendirebiliriz o süreci. Mokteyl yaparız. Yani alkolsüz kokteyller yaparız. Böylelikle sizi de kırmamış olurum ben de. Ama Ramazan'dan sonra devam ederim içeriklerime diye düşünüyorum. Yani, İşi öğrenmiş. Sus. İşi gibi, öğrenmiş. Ama kadının burada verdiği en önemli dipnot. Yani ben kafam devamlı iyi kardeşim. Ben daha da fazla. ama Cem Yılmaz'ı başka türlü tavlayamazdı. Cem Yılmaz da çok seviyor çünkü alkolü. Öyle mi o seviyor kokteyllerle. Mu? Ama bir eve iki komedyen fazla diye düşünüyorum. Çok komik ama değil mi? Yani. Şimdi mesela bir baktığınızda Necla sıfır makyaj. Gözündeki gözlükler hani çok farklı bir görüntüde olduğunu evet, aslında Cem Yılmaz'la yan yana koyduğumuzda marjinal bir görüntüsü var. Ama 37 yaşında bir kadın olarak küçük gösteriyor değil evet, mi? Evet daha genç duruyor. Evet, küçük aa, gösteriyor yani. Tabii şimdi Cem Yılmaz yan yana geldiğinde enteresan. Yaşına itibaren biraz daha erken çökmüş hem kilosu itibariyle. Hem bak, artık beyaz işte sakallar 51 falan 52 de olabilir 50 de olabilir. Bu, 50 bandında efendim Cem Yılmaz. Cem'e bu orijinal gelmiştir şimdi. Orijinal etrafındaki gelmiştir. Bu mi Cem Yılmaz yani Cem Yılmaz falan diye gelen kadınlardan bambaşka bir kadın formatı bu.
Dolayısıyla buna çok orijinal gelmiştir. Hı hı. Bu da gördüğünüz gibi çok şirin. Bıcır bıcır. Evet. Evet, bıcır bıcır. Bıcır bıcır. Tekirdağlıydı değil mi? Evet, Tekirdağlı. İlimaşalı da aynı zamanda. Bak onu muhtemelen hissediyorum. Bize de bir atıfta bulunmuştu değil mi sanki ilk günlerde? Boş konuşmayın dedi. Kendisi hakikaten çok dolu konuşuyor. Ben bu kadar IQ'su, EQ'su yüksek bir kadın hayatımda görmedim. Ay, bir de gözlükten belli zaten çok zeki oldu. Maşallah ama tıp 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 tıp. Cem Yılmaz'ın arka arkaya iki gösterisi oldu. İlkine benim arkadaşım da gitmişti, Feyza. Ben dedim ki Feyza, kız dedim, bana bak sahnede dedim, Defne'ydi dedim, Serenay'dı dedim, yeni sevgilisi Necla'ydı dedim. Hangisinden bahsedecek? Duyduğun an dedim, hemen ne söylüyorsa dedim, hemen dedim yaz bana. Necla ile ilgili olarak hem bahsetmiş de yeni manitasından falan, yeni manita yaptık falan diye. Öyle demiş mi? Tabii Necla'dan. Ha, official Necla söylemiş. Üstüne de şey demiş işte, hani kedisi var demiş ama biz henüz tanışamadık kedisiyle demiş. Kedisini de çok paylaşıyor Necla Hanım. Yani Cem Bey Necla'nın evine daha gitmemiş. Belki kedi alerjisi mi var? O yüzden mi acaba kediyle henüz tanışamamış? Zannetmiyorum. Yani köpek storylerinden görüyoruz zaten. Sadece evini yıkmak istememişti. Çünkü Cem çok konfora düşkün bir adam. O konforu kendi evinde sağlayabildiği için. Serenay'ın evine gidiyor mesela. Ha, Necla'nın evine gitmemiştir mi diyorsun? İşte Necla da biraz birkaç step atlaması lazım ki böyle şöyle Bebek Koru'da, Arnavutköy Koru'da, Ortaköy Koru'larda. Ne yapacak Necla'nın evinde? Necla'nın akşama kadar her yer kokteyl damlaları serpiştirilmiş evde, ne yapacak? Bugün gerçekten çok kötüyüz. Peki benim Necla'nın kıytırık evinde ne yapacağım? Ne yapacak demem? Şu benim evimden çıkar mısınız acaba? Bak çok sinirliyim. Bak şimdi... Hayır, son olayı bilmiyorsunuz. Kadın benden 250 bin lira istedi. Taşınma parası. Nasıl yani? 250 bin siz artık iyice yoldan çıktınız ya artık... yani. 250 bin lira ben istedi benden. Ben anlamadım bir dakika. Taşınma parasıymış. Benim de salak emlakçım diyor ki 250 bin lira çalışılır mı? 20 bin lira, 15 bin lirayı. Diyorum ki... Sen de aptal mısın dedim ya. Ne onun için istemiyor, rüşvet istiyor dedim benden. Evet, çıkmak için. Evet abi, 250 bin lira istedim. Allah yar ve yardımcın olsun. Yok bugünden itibaren avukat. Arto'nun kanayan yarısı efendim. Şimdi neyden bahsettiğini söyleyeyim, kendisi ev sahibi. Necla gel kız benim evimde kal. Arto'nun bir kiracısı var. Kira çok cüzdi miktarda bir kira ödediği için hani ederini ödemiyor. Davalık artık. Edirne'de öyle bir daire yok o fiyata yani, düşün. Yani lokasyon Ulus'ta mıydı? Bir bölgede falan. Evimin önüne gazeteciler gelmesi. Peki o zaman gazetecilerin evinin önüne gittiği Cem Yılmaz'ın bizim Mustafa Ağdağ'ın görüntülerinde. Bak hemen orada güvenlik görevlisi nasıl hemen fişek gibi kapıyı kapatmaya gidiyor hemen. Aferin Mustafa'ya, helal olsun. Acaba kurgu mu diye düşünenler için bu görüntü tamam. Net bir ilişki biz olduğunu de, anladık. Söylemezsem olmaz ha. Bir özel de kendi efendim. De. Cem evet. Yılmaz'ın yeni aşkı Necra Hanım'la. Gördüğünüz gibi evlerine giriş yaparken ilk görüntülerini biz sonu gelir mi? Ettik. Ne dersin? Evlenirler mi? Yok hayır. Kız gelmez. Sana da döneceğim. Özür dilerim. Gelmez mi? Cem Yılmaz gelmez. Bence bir daha evlenmez zaten. Yok. Evlenmez. Cem Yılmaz zaten Ahu Yatu'yla da hamile kaldığı için evlendi. Evet. Bir sürü örneğimiz var. Evlilik mevlilik falan olmaz. Yani marjinaller. Bak bir kadına yine bir kadından kötülük geliyor. Zaten hamile olduğu için evlendi diyor. Bak ama işte bu bir benim kötülük değil bir kadınla. Allah Açık Allah ben kendine. Niye kötülük Açık yapayım? Açıkla şimdi kendini. Cem Yılmaz'ın yapsın gelsin bana. Cem Yılmaz sonuç olarak evlenmeden hamile kaldı mı? Kaldı. Peki Ahu Yatu'yla Cem Yılmaz ne zaman birlikte oldu? O hayatında. Hamile kaldı. Hayır, Cansu Dere vardı. Tamam. Ahu Yatu'nun şimdi onu oraya girersek. Ahu var mı? Tabii canım. Yani orada hamile kaldı, öyle evlendiler. Tamam, Ahu hamile kaldığı için evlendiler. Hani bu kötü bir şey miydiler? Söylemiyorum ki. Ya ben de demiyorum tabii. Ama yani hani yani sonuç olarak hani diye. Bu neyse efendim nereden nereye daldan dala Cem Yılmaz deyince de yani defter canım, sevgilileri. Bravo, yani burada ansiklopedi yani, gibi maşallah yani. Aynen öyle. Şimdi o yüzden de Necra Hanım'ı tabii ki yadırgıyoruz skalaya baktığımız zaman, eskilere baktığımız zaman. Şimdi hadi. Güzel bir kadın mı Necra? Yani yaşına göre küçük gösteriyor ve marjinal, farklı. Bence güzel bıcır bir kadın. Bıcır. Doğal şirin bir kadın. Ben doğal kadınları seviyorum. Güzel doğal kadınlara hasret bak, kaldım. Hayır, güzel diyemeyince ne derler biliyor musun? Ya da yakışıklı bir çocuk yemezsen, değilse sempatik. Birine de ayarlanacak. O kadar tatlı ki çok şeker. Öyle. Çok güzel. Doğru yakışıklı söylüyor. Mı?
çok tatlı ya da güzel mi? Ay o kadar iyi bir kız ki sana anlatamam. Bir de şey vardır bir ya. Bir türlü ya güzel ya da yakışıklı bir diyemezsin. Bir de şey vardır ya kıyamazsın ayrılırken. Sen daha iyi, sen daha iyisin. Tabii. Ay, o da, o da, o da yalan, başka bir büyük yalan. Şur. Hadi kapatıyorum Cem Hadi Yılmaz kapat. Dosyasını. Yeni haberlerle tekrardan bu masada konuşmak dileğiyle. Amin. Mustafa Ağa'da ellerine sağlık. Elinize söylemezsem onlara özel harikasın. İlk görüntülerde. Şimdi yeni konumuz bir dizi. Yeni ekran hayatına başladı efendim. Taş, Kağıt, Makas dizisi ve yarın Kadınlar Günü, bizim günümüz efendim. Tam Kadınlar Günü öncesinde öyle bir görüntüyle dizi ekran hayatına başlıyor ki yine bak gündemimize geldi. Bakalım Cemal neymiş bu infiali yaratan görüntüler, bir izleyelim. Wow, ben ıstıp ıstıp Dilber'i önümüze getireceklerini, işte bunları konuşalım. Yeni girdi. Evet. Yani bunun ekran gibi çok sahne var bu dizilerde. Peki ne gördüğün bu görüntülerde, ne hissettin, nasıl yorumluyorsun? Ya 8 böyle Mart bir şeyin kadın, ekrana Kadınlar Günü taşınması geliyor mesela şimdi ve kadın haklarını hep savunuyoruz zaten. Özellikle hani biz daha çok arıyoruz. Cinayet olduğu zaman, herhangi başka bir şey olduğu zaman veya sözlü bir şiddet olduğu zaman hemen ayağa kalkıyoruz. Çünkü gerçekten kadın haklarının ihlalinden çok sıkıldık ve önlenmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ama bu diziler önümüzde olduğu sürece herkes her şeyden feyiz alıyor çünkü. En basit Şeyman Subaşı örneğini konuşuyoruz. Mini Esin'in altına dinamit koydu diyoruz mesela, değil mi? Ne oldu kızlar, ona özendiler. İşte estetikler falanlar, hop 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 partilemeler sabahtan akşama kadar, ama işte bize rahat yaşayalım. Bunları gören adamlar da bu sefer aynı iki kadeh içtikten sonra köpek gibi ağladı evde. Yağmurcuğum, böyle de adamlar var mı? Var. Böyle kadınlar da var mı? Maalesef para için var. Veya başka şeyler var. İçin? Dubai'de böyle var. Bir ortam var, biliyorsunuz evet. Değil mi? Evet. Onu bir değinelim şimdi. Bizi izleyenlerimiz de konuyla alakalı olarak fikri olmayanlar. Çünkü sosyal medyada, kendi aramızda bu konuları çokça konuştuk. Bir ekranlara taşıyalım, Dubai'de neler dönüyor? Dubai'de Arap şeyhlerin dışkılarını yiyen influencerlar var. ...ile ilgili Türkiye'de çok önemli bir şovmenin yıllarca çok... Evet, ben de biliyorum. ...çok çok büyük programlara imza atmış. Bomba. Hatta şimdi sen biliyor musun onu? Geri dönmesi için hatta devamlı baskılar kurulan bir şovmen var. Ama çok belli etti şu an. Onunla ilgili inanılmaz iddialar var. Bu tip fantazileriyle ilgili. Artık. Ama ben artık böyle bir beyaz sayfa açmak istiyorum size. Onun için başka bir konuya girmek istiyorum. Dubai'ye dönmek istiyorum. Evet. Dubai'ye dönmek istiyorsun. Yani Dubai'de böyle kadın Dubai'deki başka konuya mı geçmek istiyorsun? Dubai deyince de o konu da senin uzmanlık alanın. Şimdi ben bu taş kağıt makas ekran hayatına bu şekilde davranılmasını ekranlara niye taşıyorsunuz? Ama... Özendireceksiniz muhabbetinde. Senin söylediğin şey çok doğruydu. Evet. Bu şekilde psikopat insanlar var mı? Yani. Adamlar var mı? Var. Bu gibi psikopat insanların elinde mağdur olan kadınlar var mı? Var. Bunları para için... Mağdur mu deniyor buna şimdi? Şimdi bu yaşantının ne olduğu... Şimdi bir, hayat tercihlerden ibaret, orası ayrı. Çünkü araba veriyor. İşte senin söylediğin o Dubai'deki bazı şeyhlerle birlikte neler yaptıkları belli olmayan bazı durumları sen kendin tercih mesela ediyorsun. Mesela ben çok iyi bildiğim 2-3 tane influencer var. Yani kızın hayatına bak uzaktan, dersin ki wow, işte en iyi markalar, en iyi markanın ayakkabıları. Nasıl alıyor onları? Bedel ödeyerek. Maalesef. Tercih bedel ettiği ödeyerek. Şey bu. Sadece maalesef. Belli bir yerlerde. Şimdi nedir? Sosyal medya. Kendimizi gösterme platformu. Yediğini, içtiğini, aynen, giydiğini, özellikle markasıyla birlikte. Ben buraya gidiyorum. Ben bunu giyebiliyorum. Benim çantam bu var. Şimdi biz gençliğimizdeyken bizim telefonlarımız yoktu. Yoktu. Ben 88 kuşağıyım. Ben de. Ben telefonla geldim zaten. Sen zaten telefon, aynen. Sen akıllı telefonlar zamanında doğdun. Şimdi biz zamanımızda bunları görebiliyor muyduk? Görüyorum. Bunları ulaşabiliyor muyduk? Hayatıma, biz ancak arada sırada bir dizi izlerdik. Ondan sonra da zaten onlara yorum yapacak bile bir platformumuz yoktu. Görmeden büyüdük ama sağlıklı büyüdük. Şu anda en azından empati yapabiliyoruz. Merhamet duygumuz var. Şu anda var ya. Var. Şu anda sınır yok. İngilizcesi şöyle derler. Sky is the limit. Yani gökyüzü kadar sonsuz artık. Kimse de limit yok, biliyor musun? Evet evet. Kadın, erkek, cinsiyet, o bu. Fark eder mi? Fark etmez. Ucunda artık araba mı var? Bile yok. Araba bile mı yok. Var? Okey. Evet. Hangi cins fark etmez. Olur. Birlikte olurum. Değil, giderim. Ederim. Diyoruz. Yaparım. Her şey. Şu anda hiçbir limit yok. Yeni jenerasyon tabii ki iyiler. Tabii canım. Ayrı. İstisnalar kaydı bozmaz. Tenzih ediyoruz. Aynen öyle. Ama
limit diye bir şey yok. Şaka gibi şu an. İyi anda. Yok, kötü yok. İyi kötü ayrımı da yok onlarda. Dostluk her yok, şey arkada hiç hiçbir şey yok. Olabilir. Her şeyin oluru var ve sınırları olmadıkları için de bir şeyi bir kere denersin. Ondan sonra o sınırı zaten aşmış olursun ve onu hep yaparsın. E şimdi ne oluyor bu sosyal medya? Daha küçücük ilkokul, ortaokul çocuklarının ellerinde bu telefonlarla özenebilecekleri hayatları görünce onlara ulaşabilmek hepsi. İçin, o hayatları yaşayabilmek düştü, için biliyorsunuz. Ortaokullara düştü şu an. Ondan sonra işte Dubai'ye gidiyorsun şehirlerle birlikte o çantaya sahip olabilmek için. Özendiğin için hayatı nasıl elde edeceksin? Şimdi bir öğretmen olsa bir çocuk veya bir mühendis olsa o maaşı nasıl alabilir o çantaları o ayakkabıları? Sosyal medyada nasıl hava atacak? İşte almasın kardeşim. İşte alıyor. Almasın, o çalışsın, başarsın. O popüler kültüre, başarsın. O kapitalist sisteme yani, uyuyorlar. İşte uyumasınlar ya. İşte ben engelliyorum. Bu ailede, ben bu eğitimde ailede oluyor. Musk uyumuş mu? Ne bileyim, Steve Jobs uyumuş mu? Aynen, Bill Gates uyumuş mu? O uyumuş. Hepsi okumuş. Evet. Bak, tamam. Hayır, çok, burada da öyle. Çok erkek egemen yerlerden örnek veriyorsun. Mesela bu, kim ben verelim? Biraz kadınlarımız kim ve verelim? Genç kızlarımız üzerinden örnek vermeye erkek çalışıyorum. Erkek egemen yer burası şimdi, daha doğrusu genç değil mi? Kızlarımız özeniyorlar ya o hayatlara. Evet, o çantayı ya. Takabilmek özen uğruna kendilerinden, sen kendi karakterlerinden. Senin gibi güzel şimdi, bir kadının var ya en az 5 tane evi olmalı, olması gerekiyordu. Katılıyorum en az 5 tane artık. Bu güzellikle. Oo, neler yapardı bu? Neler? Sesi neler yapardı? Tercih. Düzgün olmak, düzgün durmak. İşinle, aşınla, çalışkanlığınla, neyse ne, onunla. Ha, zengin bir kocan olabilir. O ya da zengin ayrı. Bir ama o bir ayrı. Eşlilikten bahsediyorum. Tabii, tek eşlilik. Bir boyfriend'den bahsediyorum. Ya da bir girlfriend'den bahsediyorum. Artık erkekler de öyle. Hı-hı. Gigolo gibi. Ne doğru söylüyorsun? O görsen erkek ben etrafımda var benim gigolo var erkekler. Etrafımda. O tip erkekler var. Ünlülerle birlikte olup paralarını yiyor, oturuyorlar. Çoban şimdi, gibi. Bu anlattığımız konuyu bir dizideki o sahneyi tekrardan bir izleyelim ve oraya bağlayacağım noktayı söyleyeceğim size. Jeffrey Epstein olayını biliyor musunuz? Bilmez bir miyiz? Liste ortaya maalesef çıktı. Maalesef biliyoruz. Siyasetçiler var, Hollywood bütün hemen hemen starları var. Bu gördüğünüz manzaraların bir değişik versiyonu. İşte burada ve da... Çocuk var biliyorsunuz o listede. Lolita Adası ve Express diye geçiyor zaten. Bu gördüğümüz sahnede de aslında bu Burak Yörö'nün oynadığı rol zaten kadın katili, psikopat, hı-hı, şerefsiz bir adam. Hı-hı. Böyle bir şerefsiz adamın elinde de bak kız orada el kaldırıyor. İlk kim yapacak diyor ve bu onun tercihi. Onu görüyoruz burada. Yani bazı hayatlara özenmek uğruna kendi duruşunuzdan, kendi hayatınızdan bazı adamların iki dilinden, ağzından çıkan iki kelimeyle hayatlarınızı feda etmeyin. Azıcık aşım ağrısız başımdır bu. Bu kadar ya. Bu kadar. Bu kadar. Bak ya. Ben bu hayatımı yaşamak istiyorsunuz. Savaşını verip uyurken, bir şey sosyal medyada ben niye tanındım? Uyurken. Bunlarla savaşa tanındım ben. Rahat uyumak abi. Evet. Uyurken. Evet efendim, Taş Kağıt Makas dizisi ekran hayatında. Ay. Yine Dilber de dansla gündeme oturmuştu ve izlenen bir dizi. Bir şey diyeceğim rating ya, bu Dilber'in uğruna... danstan başka hakikaten bir şeyi var hayır, mı? Hayır, hiçbir şey yok. Yok değil mi? Evet. Allah'tan bu Dilber'deki bu dans olmuş da evet. Yani Yılmaz Erdoğan olayı götürmüş yoksa... Ve Yılmaz Erdoğan hiçbir şeyini konuşamıyoruz. O kadar hem kadına hem hayvana naif davranıyor ki dizide. Mükemmel mesajlar veriyor. Aslında kendinin karakteri, evet. Yılmaz Erdoğan karakteri, oradaki Azem karakteri. Yani çok kendince naif. Yağmur'un da söylediği gibi kadın, köpek o ama kadar, öne çıkan hiçbir o kadar şey derin yok. Bir öğretmen rolü var ki. Evet, çok. Ama söylemiştim burada bir kere daha, dizi gitmiyor. Dizi, o Dilber çok. Dansını izliyorsun. Ay. Sonra öbür türlü. Böyle, yani dramatik, bence sizi kale alacaklarına inanıyorum. Mutlaka bu hafta ya da ondan sonraki hafta yavaş yavaş diziye bir aksiyon getireceklerdir. Çünkü yani 5 kere daha Ramazan'da da artık koyamayacaklarına göre ne izleyeceğiz? Dansı. Hiçbir haberi evet. Yok başka türlü. Şimdi toparlıyorum. Toparla. Bu dizinin yine bir Kore yapımı uyarlama bir dizi olduğunu da belirtiyorum. Uyarlanan bir dizi. Hani bu ekran hayatına başladı, eleştiriyoruz kadına şiddetle alakalı olarak bu şekilde kadınlarımızı görmek istemiyoruz diyoruz ama diğer kimin dizilerde de senaristen diğer dizilerde ne dayaklar neler izliyoruz ayol. Hiçle izletiyorlar hani, dizileri. Evet. Şimdi ya bu şekilde dakikada 100 tane adam öldürüyorlar dizide. Dakikada 100 tane. Yani şaka gibi ya. Ya olacak. Şey, kadrosu da güçlü bir kadro. Yine Taş Kağıt Makas'ın. Yok yok güzel, ben ikisini de seyrettim. Hani eleştiriyoruz evet seyretim. Ama bunları çok görmek istemiyoruz ama güncel hayatta var olan var hep anlatıyoruz işte. İlgilendiremeyiz. Evet. Bunlar olacak ki eleştiriler de olsun. Hı-hı. Doğru yola gidişler de olsun. Dolayısıyla bunların hepsi hayatımızda olmak zorunda. Hiçbirimiz aptal değiliz. Bunları göreceğiz.
iyisi bu. Biz bunu yapmamamız lazım, bu kötüsü dememiz lazım. Belki de şöyle bir artısı olabiliyor. Artıyor burada, bu yönde katılıyorum. Mesela bu tarz yaşayan influencerlar ve oyuncular var. Bir hiç bilmediğimiz ünlü olmayan isimler var. Kendini o açıda değerlendiriyor mu acaba? Ben de böyle gözüküyor muyum? Ben de bak bu konumdayım acaba... Bunun sonu, bendeki bu hayat yapmayı nereye, nereye kadar gidecek benim bu hayatım? Öz eleştiri işte. Önce Dubai'de prense gidersin. Bir bakmışsın ki sonra bakkal amca Hüseyin'e gitmişsin işte biliyor musun? O öyle başlar. O güzellik gidince tapta, evden. O en tapta başlarsın. Sonra bir bakmışsın ki bakkal efendi, mühendis efendiye iki kuruşa evlere, sohbetlere, bilmem nelere gidersin. Onun için hep kendin çalış, kendin kazan. Dubai dedin, Dubai'yi alıyorum. Senin sevdiğin konuya geçiyoruz. Arto'nun uzmanlık alanı. Ebru Gündeş diyeceğiz. Yeni evli, balayındalar ama İstanbul'a giriş yapmışlar. Çok üzülüyorum onlara. Niye? Çünkü evleri yok, yazık. Ya onun o yüzden günlüğü 5000 dolar olan bir otelde kalıyorlar. Çok üzülüyorum o yüzden çok, evleri olmadığı için. Çok perişanlar, yazık onlara. Ben de yan odaya bir yerleşsem fena olmadı. Bir izleyelim yazık. Mi? İzleyelim. İzleyebilecek miyiz? Böyle. Hande? Bunların şimdi, üstüne herhalde, resimlerin üstüne konuşacağız. Bu konuyla alakalı bizim istihbarat şefimiz Uğur Kotan'a da bağlanacağız. Ha öyle mi? Canlı bağlantımız birazdan da birazdan canlı bağlantıda Uğur Kotan, yani Cihangir'de dolaşan Uğur Kotan, şimdi İstanbul'da o çok önemli otelin etrafında. Hem de acaba nereden acaba İstanbul'un hangi semtinden lüks bir ev tutacaklar? Şu resme nerede yaşayacaklar? Ben. Çok güzel bir resim değil mi bu? Yani içten mi söylüyorsun? Evet, içten söylüyorum. Çünkü bir önceki Ebru Gündeş'te söylediğin sözle bu şu an çakıştı. Niye? Bir eleştirdin ya önce. Ama eleştireceğim şimdi, başka bir şeyi şu anda şey yapıyorum. Yani o senin artık şey, acaba iyi mi söylüyorsun, kötüyü mü söylüyorsun? Yok, bunu beğendim, çok beğendim. Hiç rızayla herkes böyle o fotoğrafı, bir resim gördünüz mü? Şimdi ikisinin elinde karnında olduğu için evet. Herkes o fotoğrafı amine diye yorumladı. Ama 3 ay sonra boşanacaklar diyorum. Yine yineliyorsun o iddianı. Başka bir şey söyleyeceğim. Aynı iddiayı ben de duydum. Niye duydum biliyor musunuz? Bu dedikoduların çok yükselmesi ve çok artması Ebru Gündeş'i çok rahatsız etmiş. Hmm. O konuda çok mutsuz. Ama yavaş yavaş herhalde dedikodular azaldı farkındaysanız. Selin Hanım da artık iyice sustu. Ne oldu, unuttuk biz ya? Selin Hanım sustu. Ha, Selin Kabarma susturuldu. Selin Hanım susturuldu mu? Bence biraz önceki verdiğimiz örnekler gibi. Demek ki bazı şeyler alındı, bazı diyetler ödendi ve... Kızımız sustu. Susmak istedi. İşte. Evet. Susturulmadı yani, susmak ama, istedi. Tabii ki yani susturuldu derken belli bir şeye karşılık. Belki şey anlarlar insanlar, araya işte birileri girdi falan. Yok yok öyle, öyle bir şey değil tehdit yani. Tehdit olarak evet, değil. Evet. Yani Murat Bey öyle bir insan olduğunu düşünmüyorum. Yok öyle biri değil. Nasıl bir insan olduğunu yani düşünüyorsun? Yani öyle sert, öyle öldürürüm, asarım, keserim gibi bir şey... Hele eski yani zorba eşine... olduğunu düşünmüyorsun. Yok zorba bir tarafı yok. Aksine bir de böyle yumuşak yumuşak insanın yani yumuşak gönlünü huylu, alma. Ama tatlı tatlı jestleri yılanı deliğinden çıkartıyor. Aynen. Ve kadınları evet. Kandırıyor diyorsunuz. Aynen. Evet. Hemfikir miyiz kadınları hem kandırdığı evet, konusunda? Tabii ki. Çünkü burada yine kanmayın, mevzu bahis yapmıştık. Kanmayın. Kanma kardeşim. Şimdi kanmasınlar. Ne dedik? Bir onlarca adamın... kadın kanmayın kardeşim. Biraz önce örneklerini verdik işte. Bir adamın evli olduğunu biliyor musun? Biliyorsun. Sen o adamın sadece parası için... Ondan faydalanmak için sana ev tutsun diye, sana yine araba alsın, sana yine işte bir çanta alsın diye eğer onunla birlikte olmayı kabul ediyorsan evli bir adamla. Kaldı ki peki, senin evli kabaklığıyla... olan kişi de bu yüzden evli olmaya da devam ediyorsa? Yani? O çantayı almak devam etsin. O mücevherleri ki daha önce konuştuk bu konuları. Hı hı. Selin Hanım için söylemiyorum. Genel olarak bakıyoruz ya şu anda. Sen o çantaları, o tektaşları görmek, almak için, en güzel villalarda yaşamak için gözlerini devamlı kapatıyorsan. Bu da evliliğini onurlu, devam bu da onurlu ettiriyorsan. Bu da onurlu bir hareket öyle mi? Öyle bir sürü. Bak öyle de var ya yani böyle çok rahat olsak var ya ben size şöyle bir liste yaparım. Yani aynen şu an öyle. Böyle yaşayan bir sürü aynen influencer öyle. Ve evet. Aynen. Ünlü kategorisi. Sen influencer'ın da başlayayım ama ya. Artık onlar da sizin kadar hatta hepimizden daha da ünlüler. Çok ünlüler. Çok. Yani sosyal medya kullanıcısı olarak evet yani onların hayatlarını biz takip ediyoruz. Hı-hı. Sen özellikle çok ifşa alıyorsun onların hayatlarını, onlarla ilgili duyumlar felaket. İnsanları kandırıyorlar ya bir açıdan. Kandırmalarına gerek yok. İşte o hayatları nasıl elde ettiklerini biliyoruz. Ben algı biliyoruz. Açıyorum sadece. İnsanların algısını açıyorum. Göremiyorlar. Mesela filtreli makyaj linki bırakıyor. Hayırdır? Hayır, değil mi? Sen mesela o rujun kırmızı, ben o ruju istiyorum. Kadın filtreli bırakıyor. Filtreyi açıyor. Arkadaşlar diyor, bırakıyor linkini.
Herkesin derdi kendine. Kendine. Tarumcu pembe görüyorum orada. Öyle. Şimdi Ebru Gündeş dosyasından devam edelim yine. Hadi edelim. Uğur Kotan hazır. Evi bulmuş mu çok merak ilgili, ediyorum. Aynen. Bir detayları Uğur aramızda bak. Çok tatlı ya. Nerede hoş geldin Uğur. Doğum günü kutladın mı? Hadi happy kutladım. Birthday. Bugün rahat rahat biz bir daha kutlayalım. Dün çünkü çok dramatikti. Bugün evet, rahat maalesef. Rahat kuru, güzel yüzlü arkadaşımız. İyi ki çok doğdun Uğur. Çok teşekkür ederim. İyi ki doğdun Uğur. İyi ki doğdun. İyi ki varsın. Mutlu yıllar sana. Mutlu yıllar. Uğur'cum yeni yaşının ilk haberini anlat. Hadi bakalım. Öncelikle merhaba, ben Mustafa Ağda. Evet, Mustafa'yı işte söyleyecektim de hani Mustafa'yı çok güzel açınca hani Mustafa'yı sokmayayım dedim araya. Mustafa'yı tebrik ediyorum. Artacığım sana da bir şey söyleyeceğim. Benim tedris altından geçip benim getirdiğim bir adamın başarısı beni ancak mutlu eder ve ilerletir. Onu bil. Lütfen. Onu bil. Gördüğünüz aslında gibi o yüzden... bu masa neyse arkada da öyle neler var. Ama bir dakika. Burada ben bir giriyorum. Niye Mustafa için öyle bir şey söyledin ki? Hani özellikle benim tedrisatımdan geçmiş biri için. Arto'nun o şeytani bakışları ve söylemlerinden dolayı olabilir. Ay, alta yazar mısınız gazeteciler arasında gerginlik? Gerginlikti. Sen bir satış be. Mustafa kusura bakma Uğur'cum. Çok başarılı. Çok başarılı imza atıyor. Hemen kendine payı da bir dakika. Şu an Ebru Gündeş mi atın? Dedim. Başka mı dedin? Tanıştırayım seni. Sezen Aksu. Uğur'cum Ebru Gündeş dedik. Nerede, hangi semtte ev tutuyorlar? Hangi lüks otelde ne yapıyorlar? Bir ver dedikoduları. Ne yiyorlar, ne içiyorlar? Şu an kadrajda görünmüyor ama ben bir de kamu spotumla gelmiştim. Yönetmenim biraz gösterirse. Sigara içmek de sağlığa zararlıdır. Allah Allah. Kamu spotunu da verelim sabah sabah. Öyle bir bilgi verin dedim. Hemen de habere girmek istiyorum. Arto dün fitili çaktı. Bize bir ışığı verdi. Dedi ki Ebru Gündeş İstanbul'a döndü. Ben de hemen araştırmasını yaptım. 1 Mart Cuma akşamı Ebru Gündeş Kıbrıs'ta özel bir gecede sahne alıyor. Sahne dönüşü de aynı gece direkt İstanbul'a geliyorlar. Yani 1 Mart gecesi, Cuma gecesinden beri Ebru Gündeş ve eşi İstanbul'da. Hemen bir soru. Kıbrıs'taki sahnesinde Murat Bey de izliyor mu Ebru Gündeş'i? Birlikte mi Kıbrıs'talar? Evet. Özel bir gece ama Kıbrıs'ta beraberler. Oradan da beraber İstanbul'a geliyorlar. Geldiğinden beri sahil kesiminde, İstanbul'un güzel bir sahilinde çok lüks 5 yıldızlı bir otelde konaklıyorlar. $5,000 dedi Arto, daha da fazla olabilir. Güzel bir suite oda tutmuşlar. Gelmelerinin sebebi yakın tarihte geri dönecekler diye biliyorum. Herhalde yani önümüzdeki 10-15 gün içinde tekrardan Dubai'ye dönecekler. Ama gelmelerinin sebebi şu anda İstanbul'da hali hazırda yaşayacakları, oturacakları bir evlerinin bulunmaması. Vah. Bu İstanbul'da evleri yok anlamına gelmiyor. Yanlış anlamına. Adamın evi boş, kiracı gidiyor. Benim kiracıyı çıkartayım onları sokayım. Uğur sen nereye bakıyorsun? Böyle bu tarafa doğru. Ekrana bakıyorum şu an. Ekrana bize bak ya. Bakayım. Bize bak, tam karşıya bak. Ekrana bak. Karşıdasınız şu anda. Bak ekrana bak. Hayır şu anda yayın yaptığım telefonun ekranından sizleri görüyorum. Ha. Tamam diyorum ki nereye bakıyor? Arada çünkü öbür tarafa da bakıyorsun. Bize baktığın an bir döndür bakayım gözünü. Yani diğer tarafa bak. Ne istiyorsun? Arada bize bakıyor anda, ama. Ekrana baktığım mı takıldım, zaman Allah kahretsin. Ama şey böyle sen çıkıyor. Sen dedikoduları anlat hayatım, sen buna bakma. Dedikoduya devam edebilirsin. Ha şimdi böyle bak işte, tam evet. Olarak böyle bak. Ha şimdi oldu. Böyle mi? Heh. Kendine bakınca oluyor bu. Bu Başak Burcu'ya ruh hastası. Yani şimdi ona takılır, o öyle gider artık, söyle. Evet Uğur'cum. Nerede kaldığımı unuttum. Oynat yani. Uğur'cum. Dedi ki Kıbrıs'tan birlikte döndüler dedi. Evet. Ve şu anda İstanbul'da evleri olmadığı için ev bakıyorlar dedi. Olmadığı için değil, evet. Ama başka bir ev bakıyorlar diyor. Yani hali hazırda tabii ki evleri var. Yok. İşte Ebru Hanım'ı biliyorsunuz yani. Yalıkta yaşayacakları. Orada burada yaşayacak hali. O hepsinin kişisel kendi evleri evet. Var. Yani evet. Murat Bey'in kendi evi evet. Var. Ebru Hanım'ın kendi evi var. Ama birlikte yaşayacakları yeni yuvaları evet. Bakalım nerede olacak. Evet.
Aynen, yeni ev, yeni evlilik, yeni heyecan olduğu için yeni dayalı döşeli bir ev istiyorlar. Beykoz, Çubuklu, Acarkent gibi lüks villaları bulabilecekleri yerlerden de ev bakıyorlar şu anda. Efendim? Yani ilk gündemleri bu. Beykoz acaba meşhur oralar olur mu ya? Orada çünkü eski takıldığı sevgilisi de oturduğu için. Çakçıkisi mi demeliyim acaba ben Ümmü Gülsüm? Çakçıkı mı? Öyle takıldığı işte evliyken falan arada böyle takıldığı İlk insanlar. İlk defa duydum bu terimi çakçıkı. Çakçıkı. Çakçıkı kulağı. Çak, deyince aklıma başka bir şey geldi. Çakçıkı. Çünkü var oralarda oturan manitaları evliyken. Ebru Gündeş'e de birlikteyken hem Selin Hanım'la da evliyken. Aralarda ben çok takıldı. Girmek istemiyorum bu konuya. Var bu bilgiler, bize unutamıyoruz, aklımızda ama hepsi. Ama orası o kadar büyük bir yer ki yani denk gelmeyebilirler. Diyorsun. Evet, oralarda, lüks yerlerde tabii ki yani. Oralardan ev bakıyorlar. Az önce siz de belirttiniz. Aslında dayalı döşeli ikiz yalılar falan hali hazırda duruyor biliyorsunuz. Evet, onu soracaktım. Ama, duruyor değil mi yalı? Için, duruyor. Yeni bir heyecan olduğu için. Yalı duruyor. O yüzden yeni ev bakıyorlar. Yalı duruyor değil mi Uğur? Duruyor. Bu arada başka bir şey sormak istiyorum. Yalı duruyor. Murat Bey de tam yalı çapkını. Hande ya, yemin ediyorum. Hande yani gördüğünüz gibi. Söyle Uğur'cum, ne diyordun? Çay veresen. Geçen seneydi galiba. Şu an yazıyı çok iyi hatırlamıyorum da. Ebru Hanım Reza Bey ile evlendiği zaman yalının kapısına bir yazı yazılmıştı. O yazı hala duruyor biliyor musunuz? Ne yani yazı? Geçen seneye kadar duruyordu. Ben görmüştüm. Çok haber olmuştu o zaman. Şimdi ne yazdı? Ne yazıyordu yazıda? İşte yazıyı hatırlayamıyorum. Ben biliyorum yazı neydi biliyor musun? Bana Venüs'ü satın alacak kocam. Mars'ı mıydı? Neydi be? Mars'ı satın alacak kocam. Ama ömrü vefa etmedi. Şunu mu demek istiyorsun sen yani? Hala Ebru Gündeş, Reza'nın arası yok. İyi mi? Yok canım. Onu söylemek istemiyorum. Yalı duruyor mu dedi ya. Hı-hı. Duruyor. Yalı yerinde duruyor. Hala ilk günkü gibi duruyor. 60 yıl yazıyor. Hemen bir KJ'ye gidebilir miyiz arkadaşlar oraya? Uğur Kota'nın vermiş olduğu bilgide kapıda yazan yazı 60 yıl. Bir evet, ömür mü yani? Şimdi oldu. Ha? Doğru şimdi. Sana kim söyledi evet, kulağını? Doğru, süper. Bana vahiy geldi. Ona vahiy geliyor gökten. Ömür vahiy geliyor. Ömür iniyor. Peki gökten. Kızı nerede? Kızı nerede? Onu öğrenmek istiyorum. Arabanın istiyorum. Arkasında. Bak gidiyor. Hemen kucağında. Kızına klip çekimi demişler. Hayır, kızı Dubai'de okuyor. Okuyor değil mi? Dubai'de okuyor. Yani... Ben bilmiyorum böyle bir bilgi. Evet. Dubai'de okuyor. Tabii kızının okul hayatı. Ve... Dubai'de. Orada Dubai'de. Muhtemelen evet, bir Amerikan Dubai'de. Kolejinde ya da bir İngiliz kolejinde herhalde okuyor diye tahmin ediyorum. Yanılmıyorsam. Evet. Bende bu bilgi var. Ebru Gündeş şimdi orada yaşıyor demiştik ki Murat Özdemir'in de iş hayatı. Ebru Gündeş'in de kendi sosyal ve kızının okul hayatı için Dubai'ye yerleştiğini. Evet, hani kendi işleri için İstanbul'la Dubai arasında mekik dokuduğunu yine diğer programlarımızda dile getirmiştik. Onu da yine burada belirtelim. Ekstra başka bir şey var mı? Güzel bilgiler Uğur'cum başka? Selin takip ediyoruz, kovalıyoruz şu anda. Sen de Selin İnşallah Hanım'la ilgili haber var mı? En yakın zamanda. Yok, Selin Hanım ilgili şu haber anda mı? Bir sessizliğe büründü. Evet. Sanırım o şeyde hukuksal bir çalışma içinde avukatlarından onay bekliyor bir şeyleri konuşmak için. Öyle o mi? Onay geldiği zaman evet. O onay geldiği zaman çıkıp konuşacak diye düşünüyorum. Belki yani, biz öyle düşünelim ama yani bence konuşabilir hiç güvenmeyin. Bence keyifli bir ters köşe gelebilir. Anlaşma da yapmış olabilir. Nasıl göreceğiz. Bir anlaşma? Yok, öyle bir anlaşma yapmaz o kadın. Öyle bir anlaşma yapmazın dışında bana gelen iddialar arasında çok da Selin Hanım'ın para mara herhangi güzel böyle mevlalar senin düşündüğün gibi iyi bir karşılıklar ya da işte nafakalar almadığı konusunda evet, bilgi var. Nasılsa gitti ya adam. Bari içtiyse ben de dul bir kadın olarak. Ama şimdi kandırılmış azından... ya bir de. Ne konuda kandırılmış? Bildiğimiz iddialar arasında ne vardı? Murat Bey işleri bozulmuş. O işleri bozulduğu dönemde de boşanıyorlar. Selin Hanım'a işlerinin bozulduğu için boşanmamız ne demiş? Gerekiyor. Evet. Ve bütün malları aslında ilk etapta Selin Hanım'ın üzerine geçirmiş ama evet, orada hukuki süreçte yani boşandıktan sonra da o malları geri alabileceği bir maddeyle birlikte Selin Hanım'ı kandırmış iddiaları da var yine Murat Bey'in. Tabii bunlar Selin Hanım eğer bizimle konuşabilecekse belli bir zamanı bekliyordur kendisi. Yine bunu da Selin Hanım'a soracağız. Uğur, sana teşekkür ediyorum. Var mı söylemek istediğin herhangi başka bir az önceki bilgi? Konuyla, bir önceki konuyla ilgili çok kısa bir, sen 8 dedin, Yağmur sanırım, Kuzey Güney dedi. Ben de iddia ediyorum Burak Yörük birebir
Kıvanç Tatlıtuğ Sazan Sarmalı'ndaki karakterini kopyalamış. Görünce onu gördüm. İşte bir Kıvanç Tatlıtuğ vibe'ı aldık biz. Birebir. Birebir. Görüntü de aynı, tonlama da aynı. Orcu. Bir sonraki haberde görüşmek üzere. Teşekkür ediyoruz her şey için. Yeni haberler için seni sokaklara gönderiyoruz efendim. Peki yani Ebru Gündeş her gün masamızda. Yani Çabimci büyük bir star. Tabii. Magazinsel yönü çok ağır, çok fazla olan Tarkan'ın. Bir de hiç alışık olmadığımız bir tarzda giriyoruz. Şıkıdım şıkıdımlar ama falan. Ama yani aynen Ebru Gündeş her zaman magazinde olan bir kadındı. Dolayısıyla ve çok da seyredeni var. Hı hı. Çok da seveni var. Dolayısıyla kusura bakmasın tabii ki konuşacağız. Tabii ki. Hı hı. Peki sergisi. Tamamlıyorum yine. Tabii. Bugünlük de Ebru Gündeş dosyamızı tamamladık. Yeni haberimiz... Arkadan hadiseye geçseydin güzel olurdu. Ay hayır. Ay, ya çok sevdiğimiz ve rahatsızlanarak diziye Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Settar Tanrıören. Efendim ekranlarını yeni açan izleyenlerimiz için bir kez daha günaydınlar. Söylemezsem olmaz. Tüm hızıyla devam ediyor efendim. Hemen reklam arasında da benim memleketten Akçakoca'dan arkadaşlarım geldiler. Bana çikolata getirdiler. Arto çok yine güzel bütün şey kıskançlığıyla yine benden rol çalmaya çalışıyor. Avucunu yalarsın bak, efendim. Bak. Maşallah. Çok şık. Bu kadar ama denk gelebilir mi? Bir dakika. Bak, şansa bakar mısın? Bak. Nasıl şans bu ya? Şu an ya, yeni getirdiler. Ay, bilmiyorlardı bu renk giydiğini. Bir açtım ki bugün ilk defa yeşil giyiyorum ve bana gelen fincan setine bir bakar mısın? Çok şık. Aynı renk. Çok, ay şöyle ama hemen. Hainler etiketlerim size geldi mi? Arkadaşları zengin. Kıskan. Zenginler ben de baktım. Yalıda oturuyorlar. Efendim. Bu kağıthanede o yalılarda. Bunlar yalılarda yalı çapkını. Bu da kağıthanede oturuyor. İşte gidiyorlar geliyorlar birlikte. Benim çocukluk arkadaşlarım Feyza Kalaycıoğlu'yla Canan Algün. Öpüyorum sizi, yanımdalar, buradalar. Çocukluk arkadaşları ata almış Üsküdar'ı geçmiş bu hala. Ooo da aman Altakya Berkül'a dedikodu programları yapıyor. Ey yavrum. Ya. Ay efendim. Kokoreççi tatlı... alacak bunu da eğlenecek. Kokoreççim geldi, susar mısın? Geldi inşallah evet. O kokoreççini getirmiştim. Evet sen bak, merak etme. Söyleme dedim. Şov yapacağım. Efendim tatlı yiyelim, tatlı konuşalım Artocuğum. Bir tatlı yiyip tatlı konuşur musun? Yedim ben zaten. Ben aldım. Yılan. Bak benimki ben daha yarım yılan. Efendim. Ben diyetteyim. Diyette. Peki. Bu iki tane çıtırın yanında ben maşallah Şamandıra. Eski Okan Karacan gibi gözüküyor. Gülle gibi. Böyle geziyor. Ben de öyle geziyorum. O şimdi zayıfladı biliyorsun. Zayıfladı. Ameliyat oldu. Mide ameliyat. Bir şey. Şimdi hemen toplanın bakayım. Efendim. Şimdi reklam öncesinde İdo tatlı sesle Yasemin tatlı ses çiftinin ikizlerini görmüştük. Evet maşallah. Çok tatlılar maşallah. Gerçekten. Çok yakışılı. Hailey değil mi? Hailey Bieber. Hailey. Evet. Hailey Bieber. Evet. Çok şey, hoş. Çok Justin güzel. Justin Bieber çok gibiler. Çok güzel maşallah. Allah. Çok güzel bir tablo. Kadın henüz çok güzel çok değil güzel, mi ya? Çok güzel. Çok güzel bir çok kadın. Çok güzel bir çiftler. Bebekleri bir kalp rahatsızlığı hı-hı geçirdiği için daha henüz doğar doğmaz zaten ameliyat olmuştu. Tatlıses çiftinden yeni bir haber geldi. Bebekleri ikinci kez ameliyat olacakmış. Buradan biz of de hem İbrahim Tatlıses'e hem de oğluna, gelinine buradan acil şifalar diliyoruz. İnşallah amin, bebeğinizi sağlıkla alırsınız. Büyütmek nasip olur. Zaten İbrahim Tatlıses de daha ilk hastanedeki rahatsızlığında sen de söylemiştin. Hı-hı. Dua istemişti. Hı-hı. Yine bugün ameliyatta sizlerin dualarını bekliyorlar diyelim. Acil şifalar dileyelim. Hande Erçel'le devam edeceğiz efendim. Hande Erçel uzmanlık konuğun Yağmur Çevik. Sen de bayılırsın. Hande Erçel. Arzu Sabancı. Aldım. Bekleyin beni. Aa, peki bir hemen Hande Erçel'in fotoğraflarını, başına gelenleri, en son neler yapmış, Hindistan'da görülmüş, efendim takipçi sayısı sıfırlanmış, başına gelmeyen kalmamış, nazarlara geldi. Allah şimdi, aşkına bakar mısın? Arkadaşlar, 30 milyon. Hayatım çünkü hayır, niye Hakan Sabancı ile ne zaman birlikte olmaya başladı? Bütün takipçileri gitti ve sonunda kimse kalmadı. Herkes ayrıldı. Sosyal medyada Hande bir Erkel'den siber saldırı oldu. Aynı zamanda YouTube da etkilendi bu saldırıdan. Hatta, herkes Twitter'a koştu. Hatta biliyorsunuz Dünya'yı Yarına Bırak diye bir tane film var. Evet. Orada bir siber saldırı gerçekleşiyor. Dünyada 3. savaş, gerçi bir savaşın içindeyiz. Hem Ukrayna'dan gelen hem ondan sonra Gazze Savaşı. Ama en büyük savaş siber saldırı olacağı söyleniliyor. Hatta Dünya Yarına Bırak filminde de o dijital platformda yayınlanan Obama'nın yönetmenliği yaptı filmde. Barack Obama'nın. Buna da bir mesaj var. Dünyada yakında. Çünkü hepimizin elinde. Karşı hepimizin elinde. Ya çok komikti ya. Şimdi Instagram'ı çekince. Ama bu takipçi yok.
şey sosyal medya Instagram çökünce Hande'nin bir takipçisi gitti geldi. Bu aslında olan bir şey. Yani bu şarteli bir kapattı açtı. Aynen ama şey olan komik olan bütün Instagram bitince herkes ya görsen ne espriler. Çok yüzlerce koyun Twitter'a doğru koşuyor. Yani X'e bugünkü adıyla koşuyor. Evet. Bilmem adamlar oraya gidiyor. Öbürü böyle yapıyor. Oh bana geri geldiniz. Geldik ama gideceğiz falan. Anormal. Çok güzel. Bu arada tabii Hande Erçel'i çok dikkat etmesini öngörüyorum. Çünkü Hindistan'da biliyorsunuz Hindistan'da çok geçenlerde çok yeni 8 hocaya saldırı, cinsel saldırı tabii meydana geliyor. Hindistan'da. Evet, tabii. Evet. Ve dayak yiyorlar, tecavüz, cinsel saldırıya uğruyorlar ve günler sonra Hindistan hükümeti bir tazminat ödüyor bu arada. Ve tazminatı da törenle ödüyorlar. Törenle yaklaşık 380... Vatandaşları da almak için mi? Hayır. Vatandaşlık değil ya. Gezen bir turist. Turistler gezerken İspanyol karı koca. Ve burada Hindistanlı bazı kendini bilmezler. Buradaki İspanyol kadına tecavüz ediyor, adamı dövüyorlar. Evet, evet. İnanılmaz bir şey. Ay, tülüm, yani aynen bir öyle bu. Ve yakalanıyorlar sonunda. 8 kişi başlarında çuvallarla. Reklamlarını yapmıyorlar, göstermiyorlar adamları. 381 milyon zannedersem 1 milyon rupi. Bunun da TL bazında 381 milyon mu 381 bin lira. Ya rakam bu, ne olursa olsun hayır, hangi bu, ne dünyayı da versin yalnız, o kadının psikolojisi üzerine mi sarktansın? Bu o bilgiyi de Hande Erçel fotoğraflarıyla veriyor olmamız da. Evet ya o yüzden çok dikkat etsin. Mutlaka giyimine, koşamına her şeye dikkat etsin. Dikkat etti. Her an her şey olabilir. Çok sağlıklı değil çünkü bölge olarak. Hatta ben şimdi bir tane sosyal medyada şu an bir story girdim. Oradaki Hindistan'daki adamlarla fotoğraf çektiriyor. Hande'yi görseniz böyle put gibi. Şimdi yerine göre giyinmek var ya. Hayır, şimdi kadın bile gergin yani. Tabii turist olduğu için çadırda yaşıyorlar. Çadır kuruyorlar bir bölgede. Tabii canım şimdi Hande Erçel'in korumalar gittiği yerler itibariyle. Tabii ki. Ama çok büyük şimdi bir kıyafet baktığımızda gayet böyle spor bir tabii kot giymiş, üstüne kot ceket, dekoltesi de yok. En son halbuki işte geçen Paris hafta gibi giyinebilirdi yani orada. Şimdi Paris moda haftasında tabii ki Paris olduğu için şöyle moda haftası olduğu için enerjisi yani yüksekti ama oradaki yani enerji bir düşüktü. Bir de Burak Deniz'e gidecek diye konuştum. Verdi haberi de biz burada Burak Deniz'le. Yok Burak Hande Deniz. Erçel birlikte yakalanmış Hindistan'da. Arto dalga. Şaka gibi değil mi? Şaka gibi. Dalgalandı şu an. Takım arkadaşım. Tabii. Çok teşekkür ediyorum. Beni her zamanki gibi onur etti. bayılıyorum. Bu takım oyununa bayılıyorum ya. Yani. Hande ile takım olmak kadar onur edici bir şey olamaz. Hande Erçel'le değil mi? Hande Erçel'le tabii ki. Evet. Hande Erçel her yurt dışına çıktığı zaman bir İngilizce konusu gündeme geliyor. Reklamlar. Reklam mı? Yine verdin. Bu her dakika niye reklam? Ben de sen mi reklam yaptın? Ne yaptın? Ben mi reklam yaptım? Hangisi? Söyler evet. Misin? Ya yine söyle. Ay dayanamıyorum. Mesleki deformasyon yapacak bir şey. Evet. Nerede kaldım? İşte o dondurma evet, reklamı dondurma içinde. Orada da aynı görüntüler gündeme gelmişti. İngilizce konuşuyor. Hayır, İngilizce konuşuyor, konuşamıyor. İngilizce konuşuyor. Her şey İngilizcesi. Yes, okay. Diye geçiştiriyor diye konuşmuştum. Yine aynı manzaraları yine sosyal medya eleştiriyor. Bu kızın kaderi ya. Bu kız ne yapsa eleştiriliyor. Peki şimdi daha 3 gün önce Paris Moda Haftası'ndaki dekoltesiyle gündeme taşımıştık. Ondan sonra demiştiniz ki kayınvalidesi Arzu Sabancı acaba Sabancılara bu görüntüsüyle gelin olabilecek mi? Bu şekilde kabul olunacak mı diyorduk. Şu andaki değişimi acaba Hindistan'a ayak uydurmak için mi? Evet. Yoksa acaba bir uyarı... Hayır. Çünkü Hande Erçel post attı. O diyoruz ya dump serisi yani. Aha. O oradaki akışını paylaşıyor sıra. Ve 7. sıraya maymun görseli koydu. Şimdi neden 7. sıra detayını vurgu yaptım burada hemen onu belirteyim bilmeyen izleyiciler için. Kız! Hande ile Hakan beraber olduğundan beri yani ilk sosyal medyada kendilerini paylaştıklarında 7. sıraya koydular. Hakan da Hande 7. sırada paylaştı o seride. Böyle seri seri koyuyoruz ya fotoğraflarımızı. Evet 10 tane fotoğraf koyuyoruz mesela. 10 tane koyduğumuzu farz et. 7'ye geldiğimizde
Hakan Hande 7'ye koyuyor, 7. sıraya koyuyor. Hakan Hande de Hakan'ı 7. sıraya koyuyor. Hatta hep dedi ki 7'de, yani 7'deki sır ne? Sonra düşündük ki astrolojik açıdan 7'nin biliyorsunuz çok önemi var. 7 demek mucize demek, 7 rakamı. Evet. Şans demektir. Herkes manifest yapar. 7 7 7, 7 diye. Benim de uğurlu sayımdır. Benim de uğurlu sayımdır 7, bu arada. 7 7. Aa, evet, benim de uğurlu sayımdır. Şanstır. Ünlülüktür. Her şey Cristiano böyle. Cristiano Ronaldo'nun da forması 7'dir. 7'dir evet. Bak 7. Bir de bak her şey 7'ye bağlanır. Dünyanın 7 harikası. İşte dünyanın oluşum 7 gündür. Ben de 7 katı evrende. Dünyanın 7 harikaları. Bunlar da 8'inciler. Bundan kaynaklı da Hande bu sefer 7. sıraya maymun koydu. Bu maymunla galiba, bir işaret var evet, bence. Evet, o da işaret. Kime? Ben artık geriliyorum. Yani Arzu'nun storylerinden de geriliyorum. Hande'nin storylerinden de. Arzu Sabancı'yı herhalde maymun yerine koyup 7. sıraya koymadı. Tabii ki onu ama demek istemiyorsun bir herhalde. Mesaj var gibi geldi. 7. sıraya özellikle maymun denk gelmesi tesadüfi bak, gelmedi. Şimdi Hande Erçel Arzu Sabancı'nın şeyi olabilir, gelini olabilecek pozisyona gelmiş. Şu cinlerle, şu duruşla. Bu okey. Ama hatırlayın Arzu Hanım nasıl bir story attı. Hande Erçel bu kıyafeti giydiğinde herkes her markanın kıyafetini giyebilir ama o vizyonu katamaz. O çok kalite daha katamaz kötü, dedi. Çok daha acayip bir story atmıştı da ben geçen gün size bulamadım. Onu bulunca ben hemen onu gördüm. Hemen silmiş. Sildi onu. Hemen silmiş. O bende var ama bulamadım. Bu arada tabii ki Hindistan'da dizileri, Burak Deniz ve Hande Erçel'in dizileri olduğu için herhalde Hindistan'da bulunuyor Hande Erçel. Çok tutmuş, çok da beğeniyorlar. Oyunculuk hakkında konuşma yapmakmış. Burak Deniz'i de zamanda belki bu demek ki birlikte gitmediler. Ama Burak Deniz de onur konuğu olarak zannedersem Hindistan'a gitmiş. Çünkü basının yalancısıyım. Orada bir sürü haber olduğu için birlikte gittiklerini yazmışlardı. Şöyle bir detay vereceğim. Burak Deniz en son Hande Erçel'i etiketlemişti. Bir öpüşme sahneleri vardı dizide. Onu Hande etiketlemişti. Hande kendini etiketleyip hemen sildi. Belki orada Burak Deniz bozulmuş olabilir. Çünkü muhtemelen Hakan'la olan ilişkisinden kaynaklı Hande Erçel sildi diye düşünüyoruz. Çünkü yani Hande şimdi ben sana bir etiket yapıyorum. Ve senin böyle bir rol arkadaşına samimi bir sahnen var. Sen önce kendini etiketliyorsun. 10 saniye sonra siliyorsun. Ne anlarız bundan? Ben aa, Hakan Sabancı'nın çıldırdığını anlarım. Evet yani. Bence de. Kıskandı Hakan ve Hande hemen sildi. Belki Burak Deniz ona bozulmuş olabilir ve gitmemiş olabilir. Bilmiyorum. Burak Deniz çünkü yakışıklı bir adam. Kıskanmış yani olması sizin normal. Hande Erçel'in Hindistan'da çizmiş olduğu bu görüntülerle ilgili yorumunuz Hindistan'a gittiği için bu şekilde evet, bu tarz kıyafetler o, tercih göre etti. Giymiş. Yerine göre yani çok görünüyor. Doğru. Yerine, her şeyi yerine aynen, göre yapmak şey yerine çok güzel. Doğru. Çünkü bu dekolteli kıyafetiyle herkesin yaptığı bu masada yaptığınız yorum Sabancılara artık bu görüntüyle gelin olamayacak yorumuydu. Şu Arzu anda Sabancılara gelin olabilir mi ben bu görüntüyle? Ben şu anda olabilir olarak görüyorum artık. Çok komiksiniz ya. Gerçekten sizin analizleriniz karşısında analiz yapamıyorum. Yapamıyorum. Ne diyeceğimi bilemiyorum. O zaman Emre Altu üzerinden bir analiz gerçekleştirebilir miyiz? Yeni manşetimiz Emre Altu diyeceğiz. Emre Altu da çok değişik bir tarzla arıza endam ediyor. Emre Altu da ne yapacağını şaşırdı. Yaşlandıkça iyice siz şaşırdı. Siz Yalı Çapkan'ı gecesinde Emre Altun yaptıkla siz bu masada konuştunuz mu? Afra'yı zorla sahneye çıkardı. Mert Demir'i zorla i̇şte sahneye çıkardı. Resim çekilsin videoya. Onu da videoya koysunlar şeyden diye. Şeyden yukarıdan atladı aşağıya bunlar, falan. Bunlar karı koca böyleydiler. Hep böyleler yani. Ne diyorsunuz Emre Altun'un yeni tarzına? O şey mi pantolon etek mi yoksa şalvar mı? Çok şalvar. Eleştiriyorum ama ya niye yakışıklı olmuş vallahi Emre'ciğim. Bana bak ama daha bir saniye önce. Yemin ediyorum yani ısırıyor musun seviyor musun anlayamıyorum. Emre ya yaşlandığını kabul etmen gerekiyor. Yapacak bir şey yok. Ama iyi yaşlandı. Niye güzel biliyor musun? Yaşlandı. Çünkü hala sahneye eskiden bayağıdır o Çağla birlikteyken hiçbir zaman sahneye çıkamıyordu bu. Yani bir türlü evet, güzel bir çift olmadılar herhalde. Hiçbir zaman sahneye çıkamıyordu ama doğru düzgün. Çağla Şikel'in o gündeme geldiği bir olay i̇şte, vardı ya tostumu yedim. Ondan sonra Emre ona sahip çıktı. İşte ondan sonra hiç çıkamadı zaten. Aslında çok onurlu bir hareket yaptı Emre orada. İşte zaten Emre onurlu bir hareket evet. yaptı. Doğru söylüyorsun. Emre çok mütevazi, iyi baba olmaya çalışan. Fakat tabii ki zaman zaman da çapkınlıkları olan bir adam. Son dönemlerde hiç ilişkisiyle konuşuyor muyuz? Konuşmuyoruz. Çünkü dikkat ediyor ama yok. Rol arkadaşıyla çıktı ya. Kim? Hatırlamam şeyle, şu an. Neydi orta yaşlı hanımefendi şeyin baba annesi Mert Demir'in.
Mert Demirer. Mert'in, ha, dizideki annesi. Dizideki. Ha, hatırladım. Tamam. Onunla. Tamam. Aa, kızın adı ne oldu? Ne kadar ayıp bana. Yani. Evet. Buna kal geldi. Ben hani öyle, öyle bir konuşalım. Ne? Daldan dala daldan diyorum ki. Hani de yani hayatım diyorum, bizim seyircimiz akıllı olduğu için dilekten ben hep de bir konuşalım. Bir konuyu dağıtmayın ayol. Şimdi bak bu Emre Altun'un bu görüntüleri. Çağlar Emre Altun Yalı Çapkını dizisiyle şu an çokça gündemde olan. Ama niye böyle yapıyor biliyor musun? Niye? Sahneye çıkmaya başladı. Sahneye de çıktığı için mecburen trendleri kovalamak ve genç gözükmek zorunda. Yoksa her yaptığı iş sıfır olur. Üç kere sonra da bir daha bunu almazlar sanatçı yani olarak. Yani psikolojik olarak o yaşlılık sendromu, o antropoz durumları acaba söz konusu olduğu için mi kendini böyle bu görsellerle tabii acaba? Ki. Yaşına geldi mi Emre Altun? Tabii yani, 50 ve üzeri olması lazım artık Emre yani, Altun. Bu arada siz acaba sevgili Yalı Çapkını izleyenleri asıl Yalı Çapkını'nın Emre Altun rolündeki Orhan karakteri yaşında olduğunu bile bir şey söylüyorum. Bak önemli. Emre Altuğ'un Orhan karakteri Yalı Çapkını'nda aslında Mert Ramazan Demir üzerinden Yalı Çapkını işleniyor ya. Evet. Asıl hikayedeki bu bir uyarlama biliyorsunuz. Evet. Gerçek bir hikaye. Asıl Yalı Çapkını Emre Altuğ. Baba aslında. Orhan karakteri asıl Yalı Çapkını. Çünkü biliyorsunuz kardeşinin karısını odasına gidiyor. İfakat. Birlikte onun da açıklamalarını hiç vermedik. Ay, çocuk istemiyorum, o çocuğa verecek parayla ben dünyayı gezerim diyor. Evet. O da ayrı bir konu biliyor musun? İfakat Hanım'ın refakat vermiş ama oldu. Yani refakat gerçek kimliğiyle niye çocuk yapayım ki diyor, çocuğun parasıyla diyor ya da ona harcanacak şeyle diyor. Dünyayı gezerim, kendime yatırım yaparım diyor. Ama yani herkes enteresan çocuk yapmak zorunda değil. Tabii değil mi? Değil, yani herkese o annelik hormonu gelmiyor. Yani, o yani konuşulabilecek bir şey. Bütün kadınlar bu dünyada anne olmak zorunda değil. Dolayısıyla yani haklısın aslında Yalı Çapkını, doğru söylüyorsun Emre Altun. Çünkü orada sarsıcı gerçek yengesiyle birlikte olması, gizli gizli odasına gidiyor olması. Abisi öldükten sonra yani bu müthiş bir skandal ve müthiş aslında Türkiye Emre gerçeği. Emre Altun'un oyunculuğunu beğeniyor musunuz? Ne düşünüyorsunuz? Şu andaki oynadığı rolünü doğru yapıyor. Hı-hı. Hem sünepe hem baba, tabii baba parası. Çünkü baba parasının şeyinde. Bir ekrana bakar mısınız? Kocan burada ya. Ne alakası var arkadaşlar? Profesyonel davranın lütfen. Böyle bir şey olamaz. Lütfen. Yeni güncel bir fotoğraf mı? Bu üstsüz kaslı fotoğrafı. Ya. Ama bir şey söyleyeceğim. Yapmış çalışmış bak çok. 54 yaşında diyorsun. 54 yaşında. Sen kaç yaşındasın Arto? Hayatım sen kaç 33. yaşındasın? Ben 33. Biz yaşımızı söylemiyoruz. Ben küçük. Hayır biliyorsunuz Emre Altun'un. Emre Altun'un 27, 28, 30 yaşında asıl yine soyunuk pozları var. Maşallah devamlı soyunuyor. Her 15 yılda bir soyunuyor. Var ki soyunuyor. Ama vücudu iyi diye gösteriyor. Sen de kapatmak için. Senin de var gömlek, soyun aşkım. Gömlek. Var senin de soyun böyle. Çıkıver. Ne oldu? Benim kokoreççi sevgilim var izin vermiyor. Ya. Bir tek kokoreççiye özel. Hayatım birinin sevgilisi ve birinin kocası ve Allah'tan ben çöpsüzüzüm. Ben çöpsüzüm. Bana soyun yazın. Arto Balga yazın. Gönderin. Dalgalandırın. O pandalar var ya ağacın üstünde yuvarlanıyor. Onun gibi hissediyorum kendimi öyle olacak. Panda. Güzel. Ay. Çok başarılı. Peki Emre Çağla'nın doğum gününde. Çağla'dan ayrıldıktan sonra da kendine geldi. Yok yok başka bir şey söyleyeceğim. Hakikaten ondan ayrıldıktan nasıl sonra. Nasıl yani? Çağla kendini, Emre'yi aşağı mı çekiyordu diyorsun? Çok domine ediyordu. Hmm. Doğru. Siz, ben gerçekten bilmiyorum soruyorum. Çok domine ediyordu. Çok baskı kuruyordu. Allah Allah. Çünkü değişik bir kadın o. Yani duruşuyla bilmem nesiyle. Daha böyle sevgisiz gelen bir kadın bana. Çağla şikayet. Ben tanımıyorum ama sadece yıllardır ekranlarda görüyorum. Sunuculuğunu beğeniyorum. İyi bir anne. O kadar biliyorum. Ve iyi bir anne olarak da, iyi bir ebeveyn olarak da. Hı-hı. Şimdi bak oğullarının doğum günü partisinden hı-hı görüntüler var efendim şu an ekranlarda. Çağla Şikerli, Emre Altun boşandıkları andan itibaren hiçbir zaman oğullarına boşanmış bir anne ve baba hissiyatı yaşatmadılar. Bu çok önemli. Çünkü biraz önce eleştirdiğin bir sürü şeyler var ya, onlar da anne. Evet, evet. Onlar da anne. Girerim de onlar sen da davalıksın çok girmeyelim. Hı-hı. Şimdi Çağla Şikerli. Ben de davalık olmayayım diyor. Ben de öbürleriyle davalık olmayayım. Şimdi Çağla Şikerli Emre Altun çocuklarının doğum gününde bir araya geldiler. Ve Çağla Şikerli doğum günü partisinin olduğu günün akşamında da Gülşen'in sahnesine gitti. Gülşen
yine kırmızılar alev ateş içerisinde bir tulum giyimi. Saçları sana benzemiyor. Söyler miyim? Ben Derya Ulu muyum? Şimdi Nişan çok seksi bir kadın. Evet. Sahnesi çok güzel bir kadın. Ben de o hepimiz gittiği mekanda izledim onu. Ama maalesef ses sorununu hissediyorsun. Yani bir evet böyle bir ortalıkta dolaşan canlıda Gülşen'in sesine ne olmuş? Yani canlı performansı eleştiriliyor Gülşen'in bu konuda. Sen de sahnesini canlı izlemiş biri olarak. Ve çok seviyorum. Ben de çok Ağla severim. Arabamda Gülşen ben de çok şarkıları severim. Dinlerim. Ay, ben hala Gülşen çıktığında vardır. Ne demiştim biliyor musunuz? Gülşen Sezen Aksu'nun yerine gelecek. Bir de Ajda Pekkan'ın da görseli olarak yerine gelecek kadındır demiştim. Burada doğrusun Ajda Pekkan evet, görseli. Ama Ajda'ya bir de demiştim ki Hande Yener Ajda gibi bir kadındır. Çünkü Hande Yener'de beste söz çok fazla yok. Gülşen'de beste söz çok olduğu için de Sezen Aksu olarak yakıştırmasını yapmıştım. Doğru bir analiz yapmış. Sezar'ın tabii Sezar'ın hakkı Sezar. Ben kesinlikle giysilerini çok da zaman eleştirdim. Çok kötü eleştirilerim de oldu. Ama şimdi Sezar'ın hakkı Sezar. Çok iyi besteler, çok iyi sözler, çok iyi duruş. Kadın olarak da iyi duruyor. Ben bunu yapıyorum diyor, bunun arkasında duruyor. Şimdi Gülşen'in yaşı da epey var biliyorsunuz. Evet. O yaşa rağmen çok iskeletine fit, kendine çok iyi bakmış. Çok fit. Ve hani bu zamana kadar şu anda ekranda gördüğümüz kırmızı tulumu bu zamana kadarki sahne kostümlerine nazaran daha kapalı, daha derli toplu yakışıyor aslında. Bak böyle çok yakışıyor. Mesela bir ara şey giydi ya transparan evet, ve sadece göğüs uçlarına iki tane nokta koydu. Evet. Ne dedi? Siz buradan emiyorsunuz neler, dedi. Neler, ha, bunlar, biz, bunları biliyoruz nereden. Nereden sonra da bize kızdılar niye eleştiriyoruz. Nereden emildiğimizi biliyoruz. Hepimiz ya, annemizin, hepimiz aynı yerden dünyaya geldik. Hepimizin biyolojik yapısını biliyoruz. Bunları söylemeye gerek var mı? Evet, ben yakıştırmadığım hiç için yakışmıyor, çok eleştirdim. Aynen öyle. Çok kızdığım için. Hani bu kadarına gerek yok diye kesinlikle düşünüyorum. Yani bizim ülke şartlarımızda bu kadar. Yok ya, ülke şartları ya, değil ya. Şundan ülke dolayı. Yani şimdi bak, ben şunu savunuyorum bir kere. Gülşen bir Türkiye'nin pop starı. Olmuş starı hem de bir de. En önemli her bakımdan kadın sanatçılarından bir tanesi. Söz, beste, yorum. Çok haklısın. Var ya, şimdi şu var mı? Aynen. Şu var mı? Şimdi eleştiriye açılan nokta evde bizim ev hanımlarımıza. Diyorlar ki Gülşen'in sahne kostümü nasıl olmuş? Şimdi bu Gülşen'in sahne kostümlerindeki tercih ettiği kıyafetleri hiçbir yerde biz giyemeyiz. Normal evet, şart. O show çünkü must sahne. Go on. Show evet, yapıyor. Sahne kaldırabilecek bazı durumlar. Bazı kadınlar var şunu yapıyor. Ay ben kocamla gitmem Gülşen'i izleyemem. Ama kıskanırım diye. Yapıyor. Kıskanırım diye. Kıskanan da oluyor. Hı-hı. Utandığı için de gitmeyen oluyor. Hı-hı. Kıskandığı ben için de. Ben paylaşamam diyen de var. Ya da onu orada bir et olarak eti satın almak istemiyorum diyen de var. Bunların da hepsine hepsi saygı duymamız evet, gerekiyor. Ne biliyor musunuz? Gülşen'in şimdi bu sahnesi özel bir yer. Hı-hı. Yüksek bir ücret vererek hı-hı, masalarda yemek yiyerek hı-hı, takip İziyorsun, ediyorsunuz. Hı-hı. Kitlesi belli. Hı-hı. O kitle Gülşen ne giyse sahnede hı-hı, o sahne onu kaldırır. Ama halk konserinde vereceksen ve sen halkın karşısına çıkacaksan mesela orada yerine göre giyinme konusunda biraz daha usturuplu bence tercih edebilir. Evet, diye düşünüyorum. Yani, yani verdiği ya konseri nerede veriyorsun? Biz onu düşünerek bunları söylüyoruz yani, aslında. Çok eleştirimiz biz zaten onu beğendiğimiz için çok takdir hadi ettiğimiz için. Hadi hadiseyle ilgili için bir yorum yapayım ben yani, de burada. Yap. Mesela Hadise de bazen halk konserlerine gidiyor. Mesela bir Balıkesir konseri vardı. Maşallah Ronaldo gibi o bacaklar onda. Bak evet, şimdi yani hayır, dekolte açmasa bile mesela Hadise'nin bir dil hareketi vardı. He. Sürekli. Böyle değil mi? Bak yapma yapma diye diye sağ olsun dinledi bizi ve artık o hareketi yapmıyor. İnsanlar da rahatsız oluyor. Her kültür onu kaldıramıyor. Yani, hoş değil hani ya. O dil böyle bir dönüyordu sürekli. O hani bir sanki onu seksi olma çabası ya da o şarkıyı o, seksi bir şekilde söylemek ağrısından dolayı. Çok paylaştık. Ya işte söylediğim şey yerine göre kaldırır o kıyafet. Halk konserine gidiyorsan biraz daha usturuplu giyindiğin zaman daha çok seviliyor. Herkesin daha çok ediyorsun, övülüyor. Evet. Daha çok tercih aynen ediyorsun. Mesela bana göre de iyi anne Gülşen. Hmm. Bana göre iyi anne Gülşen. Ben Gülşen çok beğeniyorum anneliğini. Hepsi anne ya. Bak yani hocam, anneliği yok, çok şahane oynamıyor, gözüküyor. Ben çok beğendim. Anneliğini oynamıyor başkaları gibi. Ama Gülşen gerçekten iyi bir yok, anne. Tuluma bayıldım.
Vallahi güzel. Çok beğendim. Vallahi göndersin bir turda giyerim yani. Çok güzel tulumu. Alev ateşi çok beğendim. Çalışker de gitmiş orada bayağı Çalışker'le falan böyle dans ediyorlar, şarkı söylüyorlar. Cennet Mahallesi günlerini hatırlamış Çağla. Oynuyor işte. Arto ya. Of, şimdi. Ne iyi oynuyor değil mi anneliği? Bravo. Ay, ne iyi yapıyor yani. Bravo. Tebrik ediyorum. Devam edelim. Evet efendim. Gülşen'den yine güzel bir kadına geçmek istiyorum. Demet Evyar demek istiyorum. Nasıl bir kadın ya? Son oynadığı, rol aldığı Bahar dizisiyle gönüllerimizde taht kurdu. Harika bir şekilde. Bak görüntüler şu an ekranda. Dergiye kapak oldu. Onun o doğallığı, onun o içtenliği. Ben çok beğeniyorum Demet Evgar'ı. Oyunculuğunu da çok beğeniyorum. Anneliğini de çok beğeniyorum. Bana kadınsı gelmiyor. Kadın gelmiyor. Aslında dolgun. Yok o anlamda Demet demiyor. Evgar. Bana böyle daha ana. Enerjisi daha yüksek geliyor sana galiba. Daha anne enerjisi geliyor bana. Zaten hani seksapelite gelmiyor şu yani. Şu güzellik algısı içerisinde zaten o işte hani Gülşen'in o keskin hatları ya da duruşu sahnedeki o şarkı söyleyiş şekliyle bile o seksiliği farklı bir şey. Burada şimdi, gerçek kadınsı olmaya çalışmış farkında mısın? Demet Evgar bak bu renkli kıyafetleri Bahar dizisinde de zaten stylingleri çok renkli giydiriyorlar. Benim gibi Amerika'dan Bahar getiriyorlar. Bahar gelmiş gibi. Amerika'dan getiriyorlar. Burada da hani saçlarının o lüle lüle doğal haliyle, makyajıyla, bu doğallığıyla Demet Evgar ev hanımları tarafından da çok sevilen bir isim. Özellikle de şu andaki üstlendiği Bahar ben karakteriyle. Ben de baktım. Ay harika. Vallahi harika. Yine gönüllerde taht. Demet ben Evgar... daha dram bekliyordum ya. Ben ay çok öyle çok güzel bir oyuncu umutla ya. Başladım ki. Başladım ama ben daha dram bekliyordum. Hani kocası aldatıyor, o oluyor, o bilmem ne, öbürü kanser ya da bilmem. Ama içinde biraz daha böyle şey gibi. Adamı tokatlıyor. Evet ama hani espriler var. Çok güzel espriler var. Komedi de var içinde. Daha yani dram, aslında günümüz dizilerine bir böyle tokat attı Bahar dizisi. Hem yüzümüzü güldürüyor, evet. Hem çok güzel kamu spotu var kadınlar üzerinden. Mesaj hani, veriyor çok güzel. Çok güzel gerçekten alabileceğimiz mesajlar harika. Çok iyi bir oyuncu tabii. Oyuncu kadrosu da harika. Evet. Bahar dizisini de seviyoruz. Demet Evgar'ı da çok beğeniyoruz. Bir diziyle ilgili de bir ses alabilir miyiz dizideki bazı diyaloglarla ilgili? Tokatladığı sahnede sosyal medyada viral oldu. O mirajdan isteyebilir misin gelsin? O hazır değildir bizde. Değil çünkü mi? Günlük akışta tamam. Bu gibi görüntüler. Çok hani güzel. Haber onu toplantısı yapıyoruz ya. Haber tamam. Toplantısında bunu da verelim diye önceden söylememiz gerekiyor Yağmur. Tamam canım. O yüzden şimdi veremeyiz onu ekrana da. O çok viral olduğu için. Çok güzel izleyenlerimiz de Burak evet, da güzel hakimdir. Oynuyor. Aa, Burak çok iyi bir oyuncu. Evet çok ben güzel oynuyor. Burak'ı. Çok da mütevazi bir çocuk. Çok hiç böyle bana hani, sinirli geliyor özel hayatında. Allah Allah. Sadece his hiç bu. Bana böyle hani Kıvanç gibi ben geldim, Burak gibi ben geldim. Bu arada Kıvanç Tatlıtuğ özel hayatı tatlı. Çok agresif. Evet. Kıvanç Tatlıtuğ evet, özel hayatında agresif. Konuyla ilgili de ben Burak Gülsoy'un yapmış olduğu açıklamalarda da çok gamsız olduğunu biliyorum. Evet onun böyle gamsız havası evet, var. Evet evet. Ben hiç tatlı ama zaten gamsız ben gibi zaten. Tatlı, evet. Çok böyle. Hani olayları hiç büyütmem. Aynen. Ha, oldu mu? Tamam oldu. Başımıza geldi. Ne yapalım? Nasıl karşılayalım? Oturup ağlamayalım. Çözelim gitsin. Evet. Yani Kıvanç'la birlikte oynadı değil mi şeyde zaten? Çok sakin evet, yapıda biriymiş Burak Gülsoy'da. Şimdi Demet Evgar buradan yine bu masadan sevgiler, kalpler gönderiyoruz. Seviyoruz ay, kendisini. Böyle ya, herkesi seviyoruz, öpüyoruz. Aa, bugün öyle. Yok yok hayır. Her beni kötü bir şey getirir çabuk. Hemen geliyor. Hemen geliyor. Şuralarından kan akması peki, lazım. Ceyda Düvenci kan gelsin. Kan istiyor Arto. Ceyda Düvenci diyeceğiz. Kendisinin... Ceyda'ya yapamam. Ha, öyle mi? Yapacaksın. Ceyda, hayır. Ceyda çok gidelim. Tatlı. Ama şu anda kalkar, bak gidelim. Bir izleyelim bak. O bırakıp giden kocaya yapabilirim ancak o Ceyda'yı bırakıp giden kocaya. Bülent Şakrak mı? Ama Bülent şey söyleyeceğim. O kadar güzel baktı ki çocuğa. Bülent Bey çok haklı. Niye öyle çok dedin aklı. Şimdi? Ne bileyim ya. Dur Arto be. Şimdi efendim Ceyda Düvenci... Aa diyemedim ya. Çarpıldım. Hadi gelsin. Gelsin. Bir gelsin. Gönder. Kim gelsin söyle. Aa, keyfe geldi. Gönder. Keyfe geldi. Keyfe geldi. Bak. Ceyda Düvenci'nin konuğuna böyle bir cümleyi kurarken son derece güler yüzle laf sokuyor olması. O laf sokmuyor bence. Orada başka bir kafa düşüyor. Aslında karşısındaki oyuncunun ne kadar değerli olduğunu Nazan biliyor. Nazan Kesal. O yüzden de zaten ağırlıyor. Fakat orada bilmeden gafı yapıyor. Aslında
her tarafa çekebileceğin bir şey diye. Nazan Kesal efendim. Şimdi Ceyda Düvenci'yi tanımayanlar bu videoyu sizin gibi böyle ilk defa izleyenler şunu diyordur. Aa evet, Ceyda Düvenci burada aslında bunu söylemek istemiyor mu? Bunu yapıyor. Ama aslında Ceyda Düvenci'nin rutini bu. Rutin. Ben konuklarına yapıyor. Aa. Çünkü Hazal Kaya ile ilgili de aslında Hazal Kaya'yı konuk aldığında biliyoruz ki arka tarafta eski eşi Bülent Şakrak'la Hazal Kaya çok yakın arkadaşlar. Aynen. Hatta gelin görümce derlerdi birbirlerine. Hazal Kaya'yı da konuk aldığı programda aynı bu şekilde böyle Bak şimdi bana konuk gelse biri derim ki iddialar var. Sitede, aynı sitede oturuyorsunuz beraber ve annenle çok tartışıyormuşsun. Hazal'a bu soruyu sorarım. Böyle iddialar kulağımıza geliyor. Bir sorun mu var annenizle? Yoksa bunlar bir duyum mu derim. Ama şimdi Hazal'la Ceyda yakın arkadaş. Bülent'ten de kaynaklı, eşinden de kaynaklı. Hatta Ceyda ile daha da önceden tanışıyormuş Hazal'la Bülent. Heh. Şimdi konuk aldığı zaman o zaman çok eleştirdik bunu ve Ceyda çok kızıyoruz. Çünkü Hazal Kaya zaten her şeyi şeffaflıkla anlatan biri. Hiçbir şey saklamıyor. Dümdüz bir kız. İbrahim evet. Selim'e katıldı. Bakın orada da her şey dümdüz anlatıyor. Ben kocama aşığım şöyle falan. Zaten kendi de söylüyor. Ben annemle çok güzel kavga ederim. Bir kavga etmek vardır, bir de güzel kavga etmek vardır. Biz nerede o Antepli mi? Öyle bir yerden. Ve desibelimiz yüksek zaten bizim diyor. Biz böyle konuşurken de kavga derken de yüksek sesle konuşuruz diyor. Ve Ceyda bildiğin bunu ifşaladı. Bu olaydan sonra bak Hazal o kadar güzel o yayını idare etti ki yayın başlıyor. Yayın bitene kadar Ceyda Hazal'ı yedi. Yayını böyle kat 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 yedi. Ve yayından sonra Hazal'la Ceyda birbirini takipten çıktı. Hazal o kadar rahatsız oldu ki Ceyda'nın ifşalarından sonra aynı siteden taşındı. Sonra zaten Ceyda ile Bülent boşandı. Boşanan da Bülent, Ceyda değil. Bülent boşanmak istedi. Bunları hepsini ben anlattım. Çünkü bunları ilk sektöre veren de benim o dönem. Bütün bu bilgileri. İlk defa boşanacaklarını ben söyledim. Kimse daha bilmiyordu. Çünkü güzel bir birliktelikleri gözüken olduğunu arkada, görüyorduk. Bak bence herkes, benim bütün takipçilerim bilir. Bence Ceyda Düvenci çok beğenen bir kadın. Sunucu deyince de Ceyda Düvenci'dir. Donanım deyince de Ceyda Düvenci'dir. Ama pesimist bir ruh. Yani ne demek pesimist? Yani şöyle karanlık bakıyor her şeye. Mesela ekip arkadaşlarından da alıyorum. Yani bunlar duyum, bunlar benim iddialarım. İddialar. Arkada da yoruluyor insanlar. Donup mu kalıyor diyeyim. Ben konu, yani bazı şey söylemek istemiyorum. O yüzden buralarda duruyorum. Bazı zaten bazı dostlarımız yazmış. Ne dedi? Ceyda ile ilgili. Benim düşündüğüm gibi düşünmüyorlar. Hı-hı. Ceyda bunu hep yapıyormuş. Hep yapıyor. Ve o kadar iyi niyetli bir kadın değil. Yanılıyorsun Artucuğum diyorlar. Burada senin dediğin doğru gibi o zaman. Ya da senin dediğin. Ben biraz saf. Şimdi Ceyda'nın şöyle bir yanı var. Ceyda aslında söylemek istediklerini konuklarını çağırıp orada söylüyor. Hayata kırgın ama olduğu için bazı şeylerden dolayı arkadaşlarından mı çıkartıyor intikamını? Şimdi annesinin biliyorsunuz gözlerine sorun var. Yani, ve bir kızı da maalesef geçirdiği hastalıktan dolayı engelli olarak hayatına devam etmek zorunda maalesef. Allah'tan şifa diliyoruz bütün herkes için. Bunlar da onu tabii bu pesimist ruhu itiyordur. Onu çok anlıyorum. Hiç eleştirmiyorum ben. Çok da beğeniyorum kendisini. Ama bu yaptığı tavırlar hiç hoş değil. Daha video başlarken diyor ki zaten sen aynı eşitsiz, ben sana sen diyeceğim. Kadın ısrarlı bir şekilde siz demeye devam ediyor. O sen diyor. Burada bir şey var. Ve şurada şunu demek istiyor. Kapı kapı gezmezsin derken aslında biliyorsunuz diziler hemen yani bir sene içinde bitebiliyor. Belki de 5 hafta içinde de bitiyor. Tabii. Orada o yüzden onu ben demek istiyor hani zaten. Ben onu, evet onu demek istediğine inanıyorum çünkü. Ama diyorum ya ama şu an haline geldi. Ceyda Düvenci de çok uzun bir aradan sonra Sakla Beni dizisiyle ekranlarda. Evet. Oradaki kendi rolü de üstlendiği rol de gayet böyle dominant ve mutsuz bir kadını canlandırıyor orada da. Filiz karakterinde. Şimdi burada Nazan Kesal tarafından durumu değerlendirirsek son derece büyük bir sanatçı kendisi. Çok iyi bir oyuncu. Kesinlikle. Ve çok iyi bir karakter oyuncusu. O kadar güzel karşılıyor ki gülerek. Ha. Hani son derece nezaketle aslında. Aynen. Mesela biz burada tartışıyoruz. Bazen ben mesela senin bana takılmalarını öyle bir alıyorum ki hemen böyle zaten. Sana böyle dikleşiyorum mesela. Orayı idare edemiyorum mesela. Ama mesela Nazan Hanım'a karşı. Hazal da çok güzel idare etti mesela, Ceyda Düvenci'yi. Nazan Hanım da çok güzel idare çok güzel etti mesela Ceyda Düvenci'yi. Ama ben nezaketi işte. O yüzden dedim belki onu anladığı için ne i̇şte demek aslında istediğini. Değil, aslında o psikolojik rahatsızlık kısmını veya o mutsuzluğunu insanlar orada sıkıştırarak
kendini hissetti. Ceyda'dan hiç bir açıklama geldi mi? Gelmez. Ben olsam yapmaz. Hazırlık ayarıyla da ilgili bir açıklama yapmamıştı yapmadım. Ceyda Düvenci bu konuda. Bir kere de hazırlığı verseydik ne dediğini tam bilmiyorum. Ay, buluruz hemen istersen. Gerçekten mi o denli yani? Evet, o denli. Onu sonra izle. Sonra bir daha bir konuşuruz. Aynen öyle. Sonra denli. Ceyda Düvenci bu arada ben çok kalmazsın. İzliyorum. Kanalda izleyemiyorum ama YouTube videolarını hemen hemen izlerim. Çünkü kendisi çok beğeniyorum. Çok da örnek alıyorum bazı ya beğenmemiz kara yani eleştirmeyeceğimiz ama kendin, anlamına gelmiyor. Evet gelmiyor ama kendine söyledi şöyle bir şey var her zaman. Mesela bazen psikologlar veya psikiyatristleri ağırlıyor ve diyor ki ben çok mutsuz bir insanım. Kendine evet, söylüyor. Çünkü ben zaten anlayabiliyorum. Evet, bak evet. Düşün ki çok etüt etmediğim halde söyledim size. Yani mutsuzlukları var. Tabii özel hayatında, aile hayatında neyse bunların hepsini sizin dediğiniz gibiyse o zaman öne taşıyor. Ama ben burada kendine de bağladığı için diyorum ki yani hepimizin istediği diyor. 3 sene, 4 sene, 5 sene o aynı dizide kalıp yani aslında bir şekilde realiteyi gündeme getiriyor. Çünkü her oyuncu 3 hafta sonra ya da 5 hafta sonra biten dizinin ardından acaba bir daha bana iş gelecek mi? Şu dizinin yapımcısıyla iyi olsam bunu gitsem de Cihangir'de görürüm belki iş kaparım. Ama bu yaptığını Nazan Kesel üzerinden yapmamalıydı. Hayır. Onu söyleyeyim. İşte o çok önemli bir sanatçı ve gayet iyi rollerde. Özür dilemesi. Tamam. Evet, yapmıyor. Bir toparlayayım mı burayı? Olur. Çünkü süremizin sonuna doğru ilerliyoruz. Bugün yine inanılmaz aktık ve haberlerimiz var. Ben de girmek istiyorum. Tabii ki. Hemen Melis Sezen diyeceğiz. Yeni bir saç modeliyle arzı endam ediyor. Bir görelim mi efendim Melis Sezen saçlarını dağıtırsın, rüzgarlara bırakırsın. Mutlu. Yeni saçlarından mutlu olmuş. Öyle bir havaya girmiş ki. Ya bir ödül aldığı için ortalığı ayağa kaldıran bir kadın. Biz geliyoruz 2 dakika teşekkür ediyoruz gidiyoruz mesela. Bunu tutuyorum çünkü elimde. Şimdi Melis Sezen sevgilisinden henüz yeni ayrılmış. Biz ayrıldı kadınlarda mı? Evet, Atilla'dan ayrıldı. Biz kadınlarda biliyorsunuz ki ayrılık acısından sonra saçlar bir kendinde değişim, saçlar bir değişir, yeni havaya falan girersin. Melis Sezen'de de o havayı görüyoruz. Burada Ahmet'e, Ahmet Çoban'a öpüyorum benim kuaförüm. Reklam yapıyor, yasak değil mi? Saçlarını değiştirmiş. Kız ne reklamı ayol? İsim soyadı o. Ahmet Çoban diyorum seni ben Allah kahretmesin. Ay Allah'ım yarabbim. Aa, ya. Hemen nasıl şey bu söyle. Arada, delirdi ya. Merve Bolur'a benzememiş mi? Hafif bir çıldırmamış mı o da? Bir şeyler yapıyor. Melis Sezen herhalde yeni bir projeye başlıyor. Belki de ondan saçlarını kaynaklı da değiştirebilir. Mi? Ben çok beğendim. Bir şey söyleyeyim mi? Bu saç tonunu gördükten sonra şu an ben de bir koyultasım geldi saçlarıma. Ben de mi gitsem? Yakışır sana. Sana yakışır gözlerindeki çünkü. Böyle evet, bir yakışır. Koyu. Yap bakalım. Yani yapıyor musun? Çok yakışır. Hiç bence oldun de. Mu koyu saçlı? Denedin mi? Benim hiç? Zaten kendi alt doğal tonum küllü kumral. Tamam. Yani çok hiç koyu saçım yani? Değil. Yok bu kadar koyu hiç kullanmadım ben de ama. Bak, hani bak. Bu kadar sarıdan kendi böyle saçıma dönmek kız, istiyorum. Kız deli deli hareket. Bir Demet Özdemir. Bir Demet Özdemir. Bir de Aleyna Tilki, Merve Bolur o hareketler. Sürekli aynı kalsın bir oryantal şöyle bir. Böyle bir halleniyorlar. Evet yani. Yani. Ama ben çok beğeniyorum. Çok güzel bir fiziği oyuncu var. Oyuncu olarak beğeniyor musun? Sadak neydi o dizinin doğru adı? Doğru oynamadı mı? Çok rolünün hakkını verdi. Çok güzel oynadı orada. Herkes nefret ediyordu. Bu i̇şte, da bir başarı işte. Tabii ki başarı. Ama kendi de çok güzel fiziği var. Ben çok beğeniyorum. Çok güzel bir kız. Çok da yumuşak, çok da tatlı. Bir yazın birlikte olduğu sevgilisinin mekanında bir aradaydık. Bir sürü eleştirimize rağmen son derece sıcak, i̇şte son derece kibar. Mesela Afra nasıl? Bak bak nefret ediyor Afra'dan. Hiç nefret ediyor. Ben kimden nefret ederim biliyor musun? Kimden? Bana bir şey yapan insandan nefret ederim. Ben de gri yoktur. Ben ya siyah vardır ya beyaz vardır. Kimden mesela ben nefret edersem, söyle bakayım. Kimden? Var mı benim böyle? Benim şu an nefret ettiğim bir insan mahkemeye vermişimdir onları. Onlar da zaten biliniyor o sektörde. Manşetler de var. Google yazabilirsiniz. Ama onun dışında genelde seviyorum ben herkesi. Şey ama Afra ile çok yıldızım barışmıyor. Yok, ama. Benim hiç yıldızım İnsanlar sevmiyorsa ben orada ona göre konuşuyorum. Ben halkın nabzını yoklayan bir insanım. Halk ne düşünüyorsa ben onu aktaran bir insanım. Tabii ki kendi analizlerim de oluyor ama ben genelde niye iddialar gelirse onları pekiştirip insanların önüne veriyorum. Peki şimdi artık kadın konuştuk, kadın konuştuk. Kadın ünlülerimiz üzerinden devam ettik. Bir Mehmet Ali Erbil demek istiyorum. Bize özel açıklamalar geldi Mali'den. Bir röportaj geldi. Hem kendi kızı Yasmin'le ilgili açıklamaları var. Hem kendinden 40 yaş küçük sevgilisiyle ilgili açıklamaları var. Bir Dilber dansı olmuş. Mali'de şu andaki haberimizde. Yok yok efendim. Dilber dansıyla coştu. Dilber
açıklamalarıyla yine gündem yarattı. Sen de magazin muhabirisin. 10 yılda lüks bir villa alabilir misin? Bırak uçakları. Mehmet Ali Erbil bu kez Dilber dansıyla çıktı karşımıza. Keyfi yerindeydi ünlü şovmenin. Gözler kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'ı aradı. Söylemezsem Olmaz ekibi çok geçmeden aynı günün akşamında görüntüledi ikiliyi. Yakında vizyona girecek sinema filmi Hep Yeksekiz'in çekim arasındaydılar. İlk kez sevgilisiyle rol almıştı filmde Erbil. Gülseren Hanım da bir anı olsun diye. Ama o kıyafete bakıyor. Genç sevgilisi kıyafetiyle dikkat çekti. Spor ayakkabısı, kırmızı dantelli çorabı ve minisini deri ceketiyle kombinlemişti. Ve Mehmet Ali Erbil, o da şık yüzüğü ve kolyesiyle buradayım diyordu adeta. Sıra geldi Erbil'in bomba açıklamalarına. Daha önce çarkıfelek yarışmasını kendisine sundurmadığı için Acun Ilıcalı'ya göndermelerde bulunmuştu. Muhabirimiz Mustafa Ağdağ bir kez daha hatırlattı o konuyu. Çarkıfeleğe dönme ihtimaliniz artık bu saatten yok, sonra yok. Yok, bu saatten sonra yok yani. Onlar rotayı çizdiler. Allah hayırlısı etsin, ne diyelim. Acun Bey, bir kırgınlığınız var mı? Barıştınız mı? Yok ya, ben öyle kişisel kinleri güden bir adam değilim yani. Acun Ilıcalı'ya kırgın değilim diyordu Erbil ama önceki söylemlerini de dile getirmekten geri durmuyordu. Ben kamuoyuyum. Sorgulamak benim de hakkım. Sen de magazin muhabirisin. 10 yılda lüks bir villa alabilir misin? Bırak uçakları... Öyle sorguluyorum ben, bu kadar. Son dönem eski sevgilisine karşı uyguladığı şiddet iddialarıyla gündeme gelen oyuncu Fırat Tanış da vardı gündeminde. Tanış'ın rol aldığı öpüşme sahneleri için eski sevgilisi İklim Tamkan'a para verdiği de iddia edilmişti. Oyuncunun biri veriyormuş sevgilisine, öpüşürse filmde sevgilisine ay para yok, veriyormuş. Öyle bir para ben istemem, yok. Ama rol bu sanat istemem. İçin. Yani tut ki Nobel alacağım. Nobel diyorum, Oscar alacağım. Bir öpüşme yasağı da Erbil'e geldi. Genç sevgilisi Erbil'in öpüşme sahnelerinde oynamasına onay vermedi. Filmde oynuyor ki başka kızlarımızlar yani anlasınlar sevgilisi var diye. Her filme gidiyor, öpüşme sahnem olamaz. Sevişme sahnem asla. Olmadı mı bunlar? Yok, izin vermiyor vallahi. Peki, alnından öpebilirim sevgilimi. Alnından asla öpebilirsin. Öpüşme, Serenay'a aşkı var içinde Mehmet Ali Bey'in. Benim mi? Yok ayol. Onun içinde bir tek benim aşkım var. Noktayı koydu vallahi hiç. Ve aralarında soğuk rüzgarlar esen kızı Yasmin. Ben artık 27 oldum. Mesela 25 yaşında bir kız falan duyunca rahatsız olduğum oluyor. Babasının kendisinden 40 yaş küçük sevgilisiyle olan ilişkisini onaylamamıştı Yasmin. Erbil saygı duyacak dedi. O öyle. Konuşuyor yavrum genç olduğu için ama içine baktığı zaman babasına karşı asla ne yanlışı olur ne sevgisizliği olur. Erbil'in eski eşi Yasmin'in annesi ünlü oyuncu Nergis Kumbasar'dan da Yasmin'le babası arasındaki genç sevgili anlaşmazlığıyla ilgili bir açıklama geldi. Yasmin'in bir açıklamaları vardı. Yasmin'in açıklamaları, Yasmin tabii ki o kendi başına bir birey. Kendisiyle ilgili, babasıyla ilgili tabii ki problemler yaşamıştır. Onlar kendi aralarında onu hallederler. Ben baba kız arasına girmekten de hiç hoşlanmam. Erbil'in genç sevgilisi kızı Yasmin'le görüşmediğini bir kez daha dile getirdi. Yo, biz görüşüp konuşmadık. Doğum gününde. Bir kere doğum gününde karşılaştık. Merhaba böyle. Belli ki aralarında soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor. Ben onun ilişkisine nasıl saygı duyuyorsam o da önünde sonunda benim ilişkime saygı duyar. Söylemezsem olmaz yorumcusu Arto'yu da unutmadı ünlü şovmen. Arto'ya selamlarımı söyleyeyim. Evet, çok tatlı birisi. Ben de onu çok seviyorum. Öyle. Selamlar. Selamı yani da aldım. Bize selam gelmedi. Sana influencerlar gönderir aşkım. Bana starlar gönderiyor. Buna kimse göndermiyor. Ay, kıskançlığından öldü. Arkadaşlarım burada elleri kolları yalı çapkın arkadaşları geldi. Kağıthane güzeline getirdi. Şunu güzel. Ama çok şık ya. Bir şey diyeyim mi? Ben çok beğendim.
hayatımda hep zengin arkadaş sevmişimdir. Hiç valla olacaksa zengin arkadaşım olsun. Yani yapacak bir şey yok. Onların gönülleri zengin. Tabii tabii tabii. Kıskanç. Efendim, şimdi Mehmet Ali'nin bir açıklaması oldu. Bundan bir ay önce falan. Yine sosyal medyada hepimiz paylaştık bunu. Çıkı dedi ki o dönem Acun hakkında iddialar çıkmaya başlamıştı. Herkes bir şeyler söylüyordu. Mehmet Ali çıktı dedi ki Acun dedi soruyorum dedi. 10 sene önce dedi bize mikrofon uzatıyordun dedi. 10 sene dedi bu kadar parayı nasıl yaptın dedi. Evet. Bunu bize çıka dedi. Evet. Acun da zaten hakkında çok iddialar dönüyor diye çıktı. Cüneyt Özdemir'e katıldı. Başka kanallara katıldı. Dedi ki arkadaşlar dedi insanlar benim paramı sorguluyor da dedi. Benim dedi hangi yaptığım dedi proje dedi kanallarda dedi hangi yaptığım içerik reyting rekorları kırmadı dedi. Survivor mı? O Ses Türkiye mi? Var mısın yok musun mu? Keza Yunanistan'da yapıyorum. Keza kulüplerim var. Yani ben zengin olmayacağım da kim zengin olacak yani dedi. Evet ama bunlar step by step giden tamam, step şeyler. Step by step giden şeyler. Yani Mehmet ama, Ali kendince sorgulayabilir. Sorguladı. Ama sorgularken tabii ki altında bir imansızlık mı? Yani sezdik. Tabii ki ima. Sorgularken nerede ama sonunda Acun beni çağırsın. Ben dedi giderim dedi. Kanalı çalışırım dedi. Bizi de çağırsın ben de gelirim. Bu arada arkadaşlarımın bir hatasını düzeltmek istiyorum. Hande'nin ve Yağmur'un. Neymiş? Hazal Kaya Ceyda Düvenci'yi takip ediyor. Birbirini ama çıktı ondan paylaştık. Yok onu ben söylemedim ama. Hazal Kaya takipten çıktığı ben söylemedim. Takip ediyorlar. Aa. Evet ediyorlar. Çok özür dilerim belki ama. Belki sonradan takip etmiş olabilir ama dönem çıktı paylaş. Bulur mu yarın getirir mi buraya? Hande yani yanlış söylemiş onun için. Ben hayatım ben söylemedim. Olsun benim ihtiyacım. Yani, takip ediyor. Mehmet Ali. Ne alakası sen ne var şu anda? Yakışıyor. Ay Arto. Yeni filmin. Peki o senin sevgilinin bizim gözlerimizi kanatması. Kanadık. Gözlerimizi modayla ilgili. Az durun. Tamam durun bir reklama çıkıyorum. Yine mi? İki dakika hemen dönüyoruz. Yok, yok, Arto'nun ağzına lafı tıkadım. Kısa bir aranın ardından devam ediyoruz. Ay. Efendim. Tekrardan hoş bulduk. En son Hande, Mehmet Ali Erbil konuşuyordu. Bizi tartaklıyordu gördüğünüz gibi. Kolları. Söyle aferin kız. Kız. Şiddet var. Şiddet, devamlı şiddet, şiddet. Burada kadına ve adama şiddet uyguluyordum. Şimdi yayındayız şu anda. Çaktırmayın. Hemen kendinize gelin. Yakalandınız çok arkadaşlar. Çok iyi gördünüz neler yaşıyoruz. Böyleydi Hande. Bir çok bana iyi bir geçiniyoruz. Çok tatlıyız. Çok. Ele düşmana karşı ne yapıyorsunuz? Mehmet normal Ali'yle şartlarda sevgilisi evlenir mi? Hayır. Artık Mehmet Ali 4 kere evlendi. Yasmin hayır aşkım. Bak bak senin söylediğin oruç küçüklük vardı daha yeni ağzına lafı tıkamıştım. Anlat. Kan. Yani evet, gözlerimiz evet, kanadı yemin ederim. Böyle bir moda nereden? Ay, ay aman yarabbim. Kırmızı dantel kilotlu çara. Utanıyor kendinden saklanıyor zaten. Üstüne pırıltılı ışıltılı. Bence Mehmet Ali ondan etek utanıyor şu anda. Bu kız kim tanımıyorum yapıyor görmüyor musun? Mehmet Ali hiç taktırmıyor. Bak ben nasıl baktığını gördün mü? Mehmet Ali'nin rengi bembeyaz oldu bak o çorapları görünce. Altında görünce. Bak, ne bak, o spor bak, ayakkabı bak, kırmızı bak, çorabın altına spor ayakkabı. Onun üstüne de ışıltılı pırıltılı puantçeyli payetli pullu. Cennet etek. Mahallesi. Ya, bu nasıl bir şey bu kimse giymez. Cennet mahallesi. Nedir bu? Gurbetçi değil mi? Şoka girdik şu anda gözlerim karadı gördüklerimi sil. Şimdi eski eş Yasmin'in annesi de Mehmet Ali Erbil'in 40 yaş küçük sevgilisiyle ilgili Yasmin'in de rahatsız olduğu durumlar vardı. Babamın genç kız arkadaşlarından rahatsızım diyorlardı. Hayır, anlat, anlat biraz çabuk, anlat. Çabuk. Çabuk. Nergis Kümbasar'la diyor ki Kümbasar diyor ki ben baba kızın arasına girmem diyor. Onların kendi aralarında diyor. Aslında o kendi sistemini dile getiriyor da. Ama, kızım sana ama işin içinde başka kapandık, şeyler var. Kapandık. Yapacak yarın. Şey